Bismillahirrahmanirrahim. Günlerden bir gün İbn-i Teymiye çocuklarla Kur'an-ı Kerim okuduğu küçük okulundan babasına dönmek üzeredir. Üzerinde bir şey yoktur. Ve ani... geçti. Ahmet hala ortada yok. Ey Ahmet'in annesi, sakin ol. Sen yanımıza ne alacağımızla ilgileniyorsun. Kaybolan çocuğunla ilgilenmiyorsun. Bu Hura'dır. O çocuğumdur. Fakat ben onu nasıl arayacağım bilemiyorum. Bütün caddeler dinsiz askerlerle dolu ve gördükleri herkesi öldürüyorlar. O zaman benim çocuğum kayboldu. Ahmet kayboldu. Ahmet kayboldu. Ahmet. Ey Ahmet'in annesi, sakin ol. Hiç şüphe yok ki o medresede yaşıtlarıyla kaldı ve biraz hava açılınca onu almaya gideceğim, merak etme. Hatta güneş doğmadan önce inşallah Harran'ı terk edip Dimeşk'e gireceğiz. Allah'ın laneti onların üzerine olsun. Allah'ın laneti onların üzerine olsun. Haydi, beraberimizde götüreceklerimizi toparlamakta bana yardım et. Ahmet! Şşş! Sessiz ol. Oğlum... Ahmet olabilir, Ahmet olabilir. Şşş, sana sessiz ol dedi. Ahmet, sevgili oğlum, nerelerdeydin? Nerelerdeydin yavrum? Nasılsın, iyi misin ha? Oğlum, buraya nasıl geldin? Ey oğlum Ahmet, cevap ver, buraya ulaşmayı nasıl başardın? Oğlum, sana ne oldu? Ey Abdülhalim, onu bırak ve döndüğüne dua et. Allah'a şükür selametle geldin. Allah'a şükür selametle geldin. Neden öyle bakıyorsun? Sanki bana kızıyorsun ha? Harran'ı neden terk ettik? Bana mı soruyorsun? Senden başka soracağım kimse var mı? Moğollar merhamet nedir bilmezler. Onlarla savaşın ki Allah sizin ellerinizde onlara azap etsin. Onları rezil ve rüsva etsin. Yardımıyla siz de onlara üstün getirsin de mümin toplumun gönüllerini ferahlatsın. Ayncalut'ta onların kuvveti kırıldı. Fakat bir daha döndüler ki... Müslüman memleketlerinin üzerindeki emellerini gerçekleştirsinler. Onlarla savaşmak için niye kalmadık? Kiminle savaşacağız? Bize hücum edip bizi göçe zorlayanlarla tabii. Çocuğum, sen daha küçüksün. Sana söylediklerimi anlamazsın. Hayır baba, sen söyle. Ben anlayacağım inşallah. Hiç şüphesiz. Moğollar. Öyle kuvvetliler ki onlarla baş edemeyiz ve önlerinde duramayız. Evet. Nice az topluluklar vardır ki Allah'ın izniyle kendinden kalabalık olan topluluklara üstün gelmiştir. Sadakallahülazim. Bütün bunlar göçe zorlandılar. Çünkü savaşın zararla eş değerde olduğunu biliyorlar. Onlar gaybı mı bildiler? İnşallah Dimeşk'e vardığımızda İmam Nevevi'nin yanında ilim tahsil etmeni sağlayacağım. El Asgar ve Riyazü's Salihin'in sahibi İmam Nevevi. Evet. Allah'ın kitabını mı ezberliyorsun? Evet. Maşallah, maşallah. Allah seni bağışlasın evladım. Ben ayrıca Sahih-i Buhari ve Müslim'de geçen bütün rivayetleri de ezberliyorum. Maşallah, maşallah.
O zaman baban seni niçin buraya gönderdi? Senin yanında İmam Şafii'nin fıkhını öğrenmek için. Sen 7 yaşında fıkıh mı öğreneceksin? Babamdan Hanefi fıkhını öğrendim. Senden de Şafii fıkhını öğreneceğim inşallah. Fakat fıkıh öğrenmek için senin yaşın çok küçük ey evlat. İstersen bana soru sor. Biliyorum ki baban Abdülhalim Hanbeli fıkhını bilenlerdendir. Ve deden Allah rahmet etsin Şeyhülislam Abdüsselam bin Teymiye'dir. Ve sen etrafına ilim saçan bir evde doğdun fakat bu senin fıkıh meselelerini kavrayacağın manasına gelmiyor. Böyle değil evlat. İstersen bana soru sorabilirsin demiştim. Bu nasıl bir güvendir ki oğlunu bize bıraktın ey Abdülhalim? O Şeyhülislam Abdüsselam İbni Teymiye'nin torunu. Şeyhülislam ne demek baba? Bak halen soruyor. Bu birçok şey bilmediğini gösteriyor. Ve oğluma hoca olması için Dimeşk'te İmam Muhyiddin Nebevi'den daha bilgili kimseyi bulamadım. Ey Abdülhalim, sorun şu ki onun yaşıtları fıkıh öğrenebiliyorlar mı? Onlar Kur'an'ı ezberleme dönemindedirler. O zaman onu fıkıh dersi verdiklerinin yanına al. Onlar ondan çok büyüktürler. Sen de biliyorsun ki ben küçüklere Kur'an'ı, kızlara hadisi, genç erkeklere Kur'an ilimlerini öğretiyorum. Ama fıkıh öğrencilerim büyük adamlardır. Oğlun onların arasında oturabilir mi? Peki zulüm değil mi yaşıtlarını geçtiği halde onların arasında oturması? Onu büyüklerin arasına alacağım ey Abdülhalim. Allah mübarek etsin. Allah mübarek etsin. Ya Abdülhalim, onların ona hasetlerinden çok korkuyorum. Allah onu hasetçilerin hasetlerinden ve tuzaklarından korur. Hiç merak etme sen, tamam mı? İmam Nevevi niye ona özel ders vermiyor? İmam Nevevi hiç kimseye özel ders vermiyor. Sonra o yaşlandı artık. Neden diye sorarsan günde bir seferden fazla ders vermeye gücü yetmiyor, anlıyor musun? Bu konuya kafanı yorma ve Allah'a tevekkül et. Ahmet'ten konuşmaya dalıp seni sormayı unuttum. Elhamdülillah. Her şeye rağmen Allah'a hamdolsun. Ne yaptın? Darül Hadis'te dersler vereceğim. Fakat Harran'da aldığımdan daha az alacağım tabii. İnşallah bize yeter ve Allah ona bereket ekler. İnşallah. 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 Allah'a hamdolsun inşallah. Şeyhülislam ne demektir ey imam? Babam sana cevap vermedi mi evladım? Eğer cevabı bilseydim sana sormazdım. Senin erken büyümenden korkuyorum. Bana Şeyhülislam'ın manasından bahsetmeyecek misin? Şeyhülislam Allah'ın kitabına tabi olandır evladım ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine iktida edendir. Kur'an'ın hükümlerini ve okunuş şekillerini, iniş sebeplerini öğrenmede ilerleyendir. Lügatı, usulü, furu, sünneti, eleştiri ve senediyle, fıkıh mezhepleriyle bilendir. İşte bütün bunlara sahip olan. Hadi artık derse geç kaldık evladım. Sakın sözünü unutma. Sınıfın en sonunda oturacağım ve dersini sorularla kesmeyeceğim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bana sözlerin toplamı verildi. Hadisi ve başka rivayetlerde kelimelerin toplamıyla gönderildim şeklindedir. Yani Kur'an ve Kur'an'ın indirildiği dil kastediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, lügatça en geniş ve en uzun olanı ve dilce en kolayını konuştu. İmam Şafii'de büyük kitabı Er-Risale'de
bazı lügat konularını işliyor sevgili kardeşlerim. İşte bu dil bizim kutsal dilimizdir. Peki söyler misiniz? Benim görmediğim bir sesi nasıl anlayacağım? Söylesene, o senin oğlun mu? Hayır. Sen kimsin? Ben de senin gibiyim, ilim öğrencisi. Benim gibi mi? Sessiz olun. Bu çocuğun burada ne işi var efendim? O da sizin gibi bir öğrencidir, okuyacak burada. İyi ama o daha çocuk. Kendine gel kardeşim, hocamızdan daha iyi mi bileceksin? Haşa. Biz tekrar dersimize dönelim. Biz İmam Şafii'nin Kur'an'da Arapçanın dışında diğer dillerden kelimelerin Kur'an-ı Kerim'de bulunmadığından söz etmiştik. Allahu Teala biz onu Arapça olarak indirdik diyor. Arapça dil ilmini bilen Arap şiirini, hutbelerini, kitap ve mektuplarını anlayan ancak Kur'an'ın faziletlerini anlar ve bilir. Ne oldu? Oyun seni müzakereden alıkoyuyor mu? Taşı suya attığımda meydana getirdiği su kabarcıklarını ve kırılmaları düşünüyorum. Onlar tabiatın kanunlarıdır. Öyle görünüyor ki bu taşta kuvvetli bir güç var babacığım. Bitki ve hayvanlarda olduğu gibi taşlarda da çok sırlar vardır. Bak baba, büyük taşların suda meydana getirdiği titreşimler küçük taşların meydana getirdiklerinden daha çoktur. Mantık ve felsefe işlerinden sana kim söz etti? Felsefe Yunanca bir kelimedir ve hikmeti sevmek demektir babacığım. Evet, o hikmeti sevmek manasına gelir. Fakat aynı zamanda kötülükleri de çekiyor. Nasıl? Akılları ifsat ediyor ve alimlerin arasını açıyor. Felsefe mi? İslam'ın izzeti kuvvette, fetihte ve ilimde zirveye ulaştı. Ta ki içimize felsefeyi soktular. Sonra alimler de felsefeye uygun düşsün diye İslam şeriatinin metinlerini yorumladılar. Böylece İslam'ın öğretilerini bozdular ve İslam'ın zahir ve batıh olduğuna iddia ettiler. Ve onlardan bir kısmı Allah'ın isim ve sıfatları ile ilgili ayetlerin yorumuna gitti. Böylece ihtilaf, bir kısmının ateist, bir kısmının zındık, bir kısmının da mütezile olmasına neden oldu. Bu delaletten ancak Allah'ın kitabına ve Resulullah'ın sünnetine sarılanlar kurtuldu. Şeriatın sabit naslarına tutundukları için Allah'ın onları koruduğu kimseler hasta felsefenin ve yoğun fırtınasının karşısında yüksek dağlar gibi duruyorlardı. Esselamu aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. İmam Nevevi, size Şafii fıkhını öğretmem için yerine beni gönderdi. O neden gelmedi? Bugün hasta olduğu için evinden çıkamıyor. Hadi bakalım. Kağıt ve mürekkeplerinizi çıkarın ve size söyleyeceklerimi tek tek yazın. Cihat esnasında zalim ve kafirlerden yardım almayı İmam Şafii cevaz veriyor. Ama İmam Malik ise bunu Müslümanlara hizmetçi olmaları şartına bağlıyor. İmam Ahmet ise bunu tamamen reddediyor. Hocam,
İmam Şafii'nin neden cevaz verdiğini şartlarını niye dile getirmediniz peki? Şafii'nin şartları mı? Kim oluyor bu çocuk? O İmam Nebevi'nin izniyle bize katılıyor efendim. Size mi katılıyor? Dinle, dinle. Sakın bir daha benim sözümü kesme, tamam mı? İmam Şafii'nin şartlarını söylemeden görüşünü söyledin ama. Neyin şartları? Kafirlerden yardım almak ancak iki şartla caiz ve mümkün. O zaman niye gelip yerime ders vermiyorsun bakayım? Otur yerine otur. Bizim çocuklarla geçirecek zamanımız yok. Bu kaçmak mı yoksa cehalet mi? Cehalet mi? Vallahi, vallahi ben bu derse devam edemem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi. Senden daha yaşlı ve babandan daha bilgili bir alime bir daha bu kaçış veya cehaletlik diyecek misin? Kafirlerden yardım almak için İmam Şafii'nin şartlarını söylemedi. Hata işte, sen bile o alimdir ve senden büyük. Senin görevin susmaktır. Onu nasıl cehaletle itham edersin? Ey Ahmet'in babası, hatasını anladı. Edep dışına çıktığını biliyor. Peki Resulullah Efendimiz bize demiyor mu? Kıyamet gününde müminin mizanında güzel ahlaktan daha ağır gelecek bir şey yoktur. Ve Allah çirkin söz ve kötü dili sevmez, kızar. Senin hocana söylediğin bu cehalettir sözü çirkin sözün ta kendisidir. Anlıyor musun beni? Hani senin övündüğün o güzel ahlaktır? O Şeyh Uday'ın yanına gidecek ve herkesin yanında ondan özür dileyecek. Bunda hiç şüphe yok. Fakat onu bundan men edecek bir cezayı hak ediyor. Ta ki bir daha edep dairesi dışına çıkmasın. Ahmet bize söz verdi. Bir daha böyle bir şey yapmayacağını söyledi. Bir daha İmam Nebevi'nin derslerine gitmeyecek. Hayır baba. Senden rica ediyorum baba. Ben ilimden daha fazla istifade etmek istiyorum. Senin cezan baba, seni ilimden uzaklaştırmaktır. Rica ediyorum baba. Baba. Baba lütfen. O çocuk Ahmet nerede? O bugün gelmedi. Şimdi size İmam Ahmet'in söylediklerinden bahsedeceğim. Bunların hepsini yazın. İmam Şafii'nin cihat zamanında yardım almayı bağladığı iki şart şunlardır. Bir, Müslümanların az, kafirlerin ise çok ve güçlü olmaları. İki, yardım alınacak müşriklerin İslam'a yakınlaşmalarının ve yardımlarının sağlanması. Ahmet oğlum, sen bugün hiç yemeğe yanaşmadın. Artık yememin bir faydası yok anne. Neden? Bana müzakerede yardımı olsun diye iştahım oluyordu ama şimdi... Senin Şeyh Uday hakkındaki büyük hatanı telafi etmen gerekiyor. Onun benimle dalga geçmesi beni o hataya itti. İnsan hataya hatayla mı karşılık verir? Babanla bir daha konuşacağım. Belki kabul eder. Sizleri iyileştiren Allah'a hamdolsun. Allah'a hamdolsun. Derste çocuğun başından geçenlerden haberdar. Hangi kelimelerle özür dileyeceğimi bilemiyorum. Onu en şiddetli şekilde cezalandırdım. Yok. Ve onu derse katılmaktan men ettim. Hayır Abdülhalim. Oğlun Şeyh Uday'ın içine düştüğü hatayı düzeltmek istedi. Ama hatayı hatayla düzeltmek istedi. Ne yapayım? Ben olayın bütününü biliyorum. İnşallah senin çocuğundan büyük bir şey çıkacak. Ben hayatımda onun gibi bir çocuk görmedim. Ahmet, hadi İmam Nebevi'nin dersine gitmek için hazırlan. Baba, babacığım.
daha erken değil mi? O sadece bir denemedir efendim. Bak, hayat tecrübelerinin çoğalması için biraz daha beklesen iyi olur. Kur'an tefsirinin hayat tecrübesiyle ne ilgisi var efendim? Başındaki saçlar ağarmadan cevabı tam anlayamazsın. Baba, ben bu çaba ve niyetimi Şeyh Mecdettin bin Asakır'ı'ya açtım. Ama İmam Nevevi radıyallahu anh... Ey oğlum, aceleci olma. Senin kötülüğünü isteyenlerin, senin iyiliğini isteyenlerden daha fazla olduğunu sen çok daha iyi biliyorsun. Evet. Ama İmam Nevevi ben daha 16 yaşındayken beni makamına oturttu ve fıkhi meseleleri açıklamamı istedi. Ve sen ey baba, sen beni hadis medresesinde öğretmen tayin ettin. Bak Ahmet, sen daha 17 yaşındayken cuma hutbesini okuttum ben. Evet baba. Ve ben onu yaptığımdan beri kil ve kallara teslim olmuyorum. Ey oğlum Ahmet, her şey bitti de sıra kille kallara mı geldi? Ahmet eğer hadis medresesini terk ederse başına ne geleceğini biliyor musun? Ne? Dimeşk'in büyüklerinden olacak. Nasıl? Şehrin hanımları küçük çocuklarıyla Ahmet'i dinlemek için her gün soruyorlar. Eğer bir cuma günü her birinden 10 dinar isterse Kutlu Bey'den daha zengin olacak. Ama o bunu reddediyor. Ama anne, insanlar fakirdir. Açlık onların midelerini deldi, akıllarını köreltti. Ve karınları boşaldı. Ayrıca dinimi parayla satamam. İşte bu asrımızın musibetidir. Doğru söyledin babacığım. Bu asrımızın musibetidir. Kendini takiyettin olarak lakaplandırıyor ve küçük yaşına rağmen babasının dizinin dibinde gururla oturuyor. Bu olacak iş değil. Gurur ve kibre yakalanmış. Kitapsız ve kağıtsız ders vermeye başladı. Bana artık kızlara ders vermeye başladığını söyledi. Doğru mu bu? Ders vermesini anlıyorum. Evet, bunu anlayabiliyorum ama kalabalıklar artık onu yolda durduruyor ve ona soru soruyorlar. O hadis medresesini ele geçirmek ve onu bir Hanbeli medresesi yapmak için bir tezgah. Hanbeli medresesi mi? Fakat İbn Teymiye 4 mezhebin fıkhını da okudu. Heh. Fıkıh mı okudu? Eğer o fıkıh okumuşsa benim okumama ne diyorsun peki, he? Ben kim oluyorum ki Şeyh Seyfettin el-Mensuri'den söz edebileyim? Dimeşk'in en büyük alimidir o. Vallahi eğer bu memlekette gerçek bir adalet olsaydı Emevi Camii'nin imamı olacaktın. Bu hakkımdır. Hatta hakkımdan da az. Ne dersin? Bu konuyu Dimeşk Sultanı'nın yardımcısı Emir Cemalettin el-Efrem'e açsan. Bu senin hakkındır. Ve hiçbir alim bu konuda sana muhalefet etmez. Bu kesin. Onunla görüşmeye benimle birlikte gelir misin? Ben Seyfettin el-Mensuri'nin emrindeyim. İslam akidesinin temel konularında mezhep imamlarının arasında ihtilaf yoktur. Ve hepsi de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmanın vacip olduğuna ittifak ediyorlar. Ve kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dışında muhakkak ki herkesin görüşü kabul veya reddedilir. Bunların hepsi öğrencilerine, eğer görüşlerimize ters düşen bir sahih hadis görürseniz, hadisi doğru tutun ve görüşümüzü terk edin diye tavsiye etmiştir. Bu imamlar birbirlerine hürmet gösteriyorlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu.
La havle ve la kuvvete illa billah. Sen de biliyorsun ki bu konu sultanı ilgilendiriyor. Sultan En-Nasır Muhammed Kalon, Dimeşk'e hakim olan yardımcısının adil olan hiçbir isteğini geri çevirmez. İyi ama bunun adil bir istek olduğunu nereden bilecek? Ben Dimeşk'teki bütün alimlerle münazaraya her zaman hazırım. Eğer benden daha alim birini bulursan, o zaman sultana söyle onu tayin etsin, beni değil. Peki ya İbni Teymiye? Abdülhalim İbni Teymiye mi? Hayır, oğlu Ahmet. Yo, hayır. Emir-i Lefrem'in ilmiyle, tarihiyle ve halk üzerindeki etkisiyle Seyfettin el-Mensuri'yi o saptıran ve ustamızın çeyreğe kadar okunmayan o gençle karşılaştırılması doğru değildir. Öyle görünüyor ki Emir-i Lefrem o genç hakkında halkın çıkardığı yaygaraların etkisinde kalmış. Aslına bakarsanız ben onu birçok kere dinledim. Dimeşk'in bütün alimleri onun ne derece cahil olduğunu biliyor ve hadis medresesinin başına geçişinin babasının izniyle olduğunu da anlıyorlar. Sultanın yardımcısı Emir Efrem'in de hazır bulunacağı bir münazarada Şeyh el-Mensuri İbn Teyne ne derece cahil olduğunu ispat edebilir. Oğlum, bana yaklaş. Efendim baba. Ölümün korkusundan mı ağlıyorsunuz? Allah seni kalıcı kılsın. Her nefis ölümü tatacaktır. Abdurrahman nerede? Doktor çağırmaya gitti babacığım. Eğer bu hastalığımda ölürsem arkamda matem tutmayın ve beni defnettiğinizde kabrime su serpin ve defin bittiğinde beni terk edip hemen dünya işleri için hazır etmeyin. Hayır, böyle söyleme Abdülhalim. Allah'ın takdirine sanki itiraz ediyorsun. Oğlum dinle. Belki de bu benim son sözümdür. Konuş babacığım. Bana ne istediğini söyle. Beni defnettikten sonra yanımda biraz kal ki sabredeyim. Ta ki Allah'ın elçilerine ne cevap verdiğimi bileyim. Allah'ım, sen bize emrettin. Biz isyan ettik. Bizleri men ettin. Biz işledik. Bu sana muhtaç olanların makamıdır. Eğer affedersen, sen zaten affedicisindir. Eğer beni cezalandırırsan, işte sana ellerimi açıyorum. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve hiç şüphesiz Muhammed de Allah'ın Resulüdür. Ancak senden geldik ve sana döneceğiz. Abdülhalim! Anne, sakın cahiliye adetlerini yapma. Ölüm hepimizin üzerine haktır. Abdullah, sana ne oluyor? Ne oluyor sana? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir kula musibet geldiğinde biz
Biz Allah'tan geldik ve tekrar ona döndürüleceğiz. Allah'ım beni musibetimde mükafatlandır. Ve ondan daha iyisini bize bırak. Hiç şüphe yoktur ki Allah-u Teala onu mükafatlandıracak. Ve ondan daha iyisini verecek dediğini unuttun mu? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Doktoru getirdim. O Allah'tan bir rahmettir ey Abdurrahman. Hadi anne. Beraber onu yıkamak için hazırlan. Hayır hayır. Ben yapamam. Ben yapamam. Anne. Sabretmelisin. Şeytanın hak olana galip gelmesine izin verme. O zaten böyle zamanları seçer. Ahmet iş zor. Çok zor. Eğer Allah'ın büyüklüğünü gözünüzün önüne getirirseniz... O zaman büyük şeylerle dahi ilgilenmezsiniz. Beka ve süreklilik sadece Allah'a mahsustur Ahmet. Senden gelen yardım için Allah'a şükrediyorum. Bak evladım. Senin baban büyük alimlerden biriydi. Allah ona rahmet etsin. Senin görüşüne göre hadis medresesindeki yerini dolduracak onun gibi alimler var mı peki? Allah'ın Dımeşk'e yaptığı faziletlerindendir ki o alimlerle doludur. Hmm. Peki Şeyh Seyfettin el-Mansuri hakkında ne düşünüyorsun? Ben kim oluyorum ki Şeyh el-Mansuri gibi büyük bir alimin hakkında konuşabileyim? Takıyuddin, arkadaşı için en iyi örnektir. Sen bundan böyle hadis medresesindeki şeyhlerin şeyhisin. Ben mi? Evet, sen. Fakat... Bu konu münakaşa götürmez. Şüphe yok ki delirmiş. Kesinlikle buna susmamak lazım. Dimeşk alimsiz mi kaldı ki... El-Efrem böyle bir genci zorla herkese kabul ettiriyor. Ve ne zamandan beri hadis medresesinin şeyhleri verasetle seçiliyor? El-Efrem İbn Teymiye'yi çok beğeniyor ve onu zamanın en meşhur şairi sanıyor. Onun cahil olduğunu göstereceğim. Bunu yapmak için bende bir plan var. Onu bana getir. Evet kardeşlerim, her iki sahiheinde geçtiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her iki ayakkabısıyla namaz kılıyordu ve dedi ki, Yahudiler ayakkabılarıyla namaz kılmıyorlar, siz onlara muhalefet edin. Ve hadiste geçtiğine göre sahabeler Allah onlardan razı olsun hem yalın ayak hem de ayakkabılarıyla namaz kılıyor. Namazda kahkahayla gülmek namazı bozar mı? Tebessüm etmek namazı bozmaz. Ama kahkahayla gülmek namazı bozar. Ama abdesti bozmaz. Malik, Şafii ve Ahmet gibi cumhur bu görüştedir. Fakat günah işlediği için abdest alırsa bu daha hayırlıdır kardeşlerim. Ey şeyh, Allah sana ikram etsin. Şu ayet hakkında fetva verir misin? Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın kudret ve hakimiyeti her şeyi kuşatmıştır. Daha önce sizleri meclisimizde görmemiştim. Evet, ben Hamalıyım. Ben buraya görüşlerinizi dinlemek için geldim. Allah'ın isim ve sıfatları sorunu eski bir sorundur. Alim ve imamlar bu konuda konuşmuşlar. İmam Malik rahmetullahi aleyh demiş ki, İstiva biliniyor ve nasıl olduğu meçhuldür. İmam-ı Ahmet ise şöyle demiştir. İstediği gibi ve istediği halde istiva etmiştir. Sınırsız ve özelliksiz herhangi bir yorumcu açıklama yapmaz. Bu bir şeyin dolup taşması gibidir. Bu konuda zahir olsun ve zahirin dışında olsun aşırılığa gitmek yoktur demiştir. Efendim,
Hama halkı belki benim görüşümü kabul etmez. Bu fetvanı kendi elinle yaz ki elimde delilim olsun. Bu konudaki görüşümü sana detaylıca yazacağım inşallah. Lider ve tebaasının İslam siyasetindeki yeri sadece büyüklerin ve emirlerin değil, bütün ulul emirlerin şuraya ihtiyaçları var. Ve ulul iki sınıftır. Emirler ve alimler. Onlar ıslah olursa, bütün insanlar ıslah olur. Ve her birisi yaptığını ve söylediğini özgürce yapar. Bütün emirler ve alimler Allah'a ve Resulüne itaat olarak bunu yaparlar. Maşallah, maşallah. Sen hala uyumadın mı Ahmet? Ben bu kitabı en erken bir zamanda bitirmek istiyorum. İnşallah. Ahmet, bu evraka göz attın mı hiç? Onlar babamın evrakı değil mi? Tamamlayamadığı bazı kitaplarına ait evrak. Bunlar önemli mektuplar mı anneciğim? Onları bu sandıkta topladım. Onu da odana koydum. Belki sana lazım olacak bir şeyler bulursun. Bunlar benim yazımdan daha önemlidir. Odama Kur'an okumaya gidiyorum. Sana bir şey lazım olursa beni çağırmayı unutma oğlum. İmam Ahmet rahmetullahi aleyh şöyle diyor. Kim bir hadisi ezberleyip onunla amel etmezse, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme muhalefet etmiş olur. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, insanlar zalimi görüp karşı gelmezlerse, korkulur ki Allah onun zulmünü onun eliyle genelleştirir. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, iyiliği emredip kötülüğü men etmezseniz Allah'tan korkulur ki üzerinize bir azap gönderir. Sonra dua edersiniz. Duanıza cevap verilmez. Haklısın babacığım. Çok doğru söylüyorum. Ne dedin? Ah, mektubu okumadın mı? Onu okudum. Şeriatın tasvip etmediği ve sahibini İslam milletinden çıkaran çok büyük hatalarla doludur. Bu dediğin İbn Teymiye'ye iftiradır. Makamın sana verdiği görev onu mahkemeye vermen. Onun cumhur ulemanın görüşünden çıktığına kani olmadı. Alimlerin yanında bu sabit oldu. Sayın valim, planları düzenlemede, idarede, kılıçla öldürmede, savaşmada, at binmede çok iyi ve usta bir emirsin. Dininse adamları ve alimleri vardır.
Bu şeyhi mahkemeye sevk etsen iyi olur. Mahkemeye mi? Asla asla. Bu kesinlikle konuşulmaması gereken bir konudur. Neden? Çünkü hadis medresesinin şeyhlerinin şeyhidir o. Dininin işlerinden anlamayan adama o makam hiç yakışıyor mu sayın valim? İbn Teymiye gibi bir alimin olduğuna inan. O alim değildir. Ben kadı olan El-Kazvini ve Esad'la senin huzurunda onu tartışırız. O zaman bu durumda münazara olur. Mahkeme olmaz. Peki onun cahilliğine kanaatin olursa? Onu hadis medresesinin şeyhliğinden indireceğim. O zaman göreceksin. Bismillahirrahmanirrahim. Şeyh Ahmet bin Abdülhalim bin Teymiye'nin mahkemesine başlıyoruz. O mahkeme mi yoksa münazara mı? Bu münazaradır ey Ahmet. Bu senin yazın mı? Evet. Söyle bakalım, bu kağıda ne yazdığını biliyor musun? Hayatımda manasını bilmeden bir kelime yazmış değilim. Bu itiraf sana ceza gerektirir. Nasıl? Mektubunuzun 4. satırını okuyun. Öyle görünüyor ki mektubun hepsini ezberlemişsin. Ey Ahmet, Şeyh El-Mansuri'nin senden istediği gibi oku ve tartışma. Allah'ın sıfatları ile ilgili bütün ayetlerin kelime ve metinlerini dış manalarına göre anlamamız lazım. Yoksa Gazali'nin dediği gibi onları yorumlayarak değil. İşte böyle ey büyüklerim. Bu genç Hüccetül İslam Gazali'ye muhalefet etmek için gelmiştir. Hüccetül İslam, hadi Hüccetül İslam İmamı Gazali'ye Allah rahmet etsin. Amin deyin. Hadi amin deyin. Amin. Otur ey şeyh. Otur. Görüşünü bize açıkla Ahmet. Tahrif, iptal, çokluk ve benzetme yapılmadan nasıl ki Allahü Teala zatının sıfatlarını kendi kitabında belirtmişse ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunları nasıl açıklamışsa iman ediyoruz ve bu Allah'a imanla eşdeğerdir. Belki Allahü Teala'ya inanıyoruz ve o hiçbir şeye benzememektedir. O gören ve işitendir. Kendisini nasıl sıfatlandırmışsa öyle inanırız. Reddetmeyiz. Allah'ın Esma-ül Hüsna'sında ilhada gitmeyiz ve nasıl olduğunu sormayız. Onun sıfatlarını kullarının sıfatlarına benzetmeyiz. Sen büyük günahlara giriyorsun. Onunla nefsini azap edersin. İmam Gazali'nin görüşlerine ne söyleyeceksin? Müçtehit eğer içtihadında hata etmiş olsa da yine de bir mükafatı var. Kur'an hakkındaki görüşün nedir? Muhakkak ki kardeşlerim, Kur'an Allah'ın Resulüne indirdiği bir sözdür. Söyle bakalım ey Ahmet. Halka niye bu konuda konuşuyorsun? Bu gibi konularda kesinlikle halka bir şey açmış değilim. Elimize geçen mektubu avamdan biri taşıyordu ama. O Hama şehrinden bir adamdı. Benden fetvayı yazılı olarak istedi. Ey Ahmet. Ben de senin ilminin derinliği ve akidenin doğruluğu kanaati oluştu. Elhamdülillah. Kadı El-Kazvini El-Efrem'in emrini yerine getirdi. Bunun manası... Aralarında ittifak var. El-Efrem, El-Efrem. El-Efrem'in yüzünden Dimeşk harabeye döndü. Sultansa Dimeşk'tekilerle kafa yormadan Mısır'da oturuyor. Olacak iş değil. Dimeşk. Ah, illaki Dimeşk. Dimeşk'in durumu iyileşmez. Dimeşk'in başındaki belalar hiç bitmez. Ancak ne? Yeni bir yönetim. Nasıl? Kalonun aynı anda hem Dimeşk'e hem Mısır'a hükmetmeye gücü yetmiyor. En iyisi bizim yeni bir yönetim denememiz gerekiyor. Kimi kastediyorsun? İslam'ın eski gücünü bir daha elde etmesi için yeni bir güce ihtiyacı var.
Hangi kuvvettir bu? Sen neden bahsediyorsun? Moğollar ya şeyhim. Ne? Moğollar mı? Evet şeyhim, evet. Moğollar. Sultanları Kazan Müslüman olduğunu ilan etti ve ismini de Mahmut olarak değiştirdi. Moğolların Dimeşk'e girmeleri ilkinde olduğu gibi İslam'a izzet kapılarının açılmasına sebep olacak, Ümeyye oğullarının hatırası geri dönecek ve sen Dimeşk'in valisi olacaksın. Dimeşk'in valisi olacağım. Ben mi? Evet şeyhim, evet. Fakat? Fakat yok kardeşim. Fakat yok. Sultan Kazan senin insanlar üzerindeki etkini biliyor. Eğer bakış açıları Kazan'a karşı olumsuz yönde olacak olursa o zaman ona yakın olanlardan olacaksın. Dimeşk'i işgal etmeyi düşünüyor mu? İşgal değil ey şeyhim. İşgal değil. Belki Dimeşklileri Memlukların azabından kurtarmaktır. Peki sen Memluklara köle olmak ister misin şeyhim? Bu akıl kârı mı? Hür olanların çocuklarını kölelerle değiştiriyoruz. Bu içinde yaşadığımız nasıl bir zamandır şeyhim? Düşün ey şeyhim. Bu konuda düşün ve hatırla ki Allah Moğol halkının kalbini İslam'a açtı ve Allah'ın yardımıyla bizimle kardeş oldular. Bu yüzden İslam'ın zaferi için onlara yardımcı olmalıyız. Şeyh Takiyyüddin İbn-i Tevmiye geldi efendim. Bekletmeyin, hemen içeri alın. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Buyurun. Senin elçin geldi, beni aceleyle istiyordu. Kendi kendime bana karşı bir komplo mu var acaba dedi. Evet. Bu bir komplodur. Ama bu sefer sana karşı değil. Bu komplo bütün Müslümanlara karşı kurulmuş bir komplodur. Peki nasıl? Moğollar. Moğollar mı? Moğollar. Moğollar. Dimeşk'i işgal etmek istiyorlar. Hayır, bunu asla başaramayacaklar. Fakat onlar çok güçlüler. Adamları çok ve savaşa da hazırlıklılar. Ama biz... Bizim de Allah'a olan imanımız var. Ve bu bize yeter. Ey iman edenler. Eğer Allah'a yardım ederseniz... O da size zafer bahşeder. Sana çok güveniyorum. Bunun için sana adam gönderdim. Sen fazla adam toplayıp onlarla mücadele edebilirsin. Bu güce sahipsin. Dimeşk erkeği, kadını ve çocuklarıyla Moğollara karşı duracaktır. Bunda hiç şüphen yok. Ahmet, bu işi kısa zamanda halletmemiz gerekiyor. Ben mi? Fakat bana Sultan En-Nasır Muhammed bin Kalon'un tutumundan daha söz etmedin. Hayır. Dimeşk'i halkından başka hiç kimse savunamaz. Büyüğümüz, Büyük Sultan Kazan. Gel, gel Büyük Sultan Kazan'a yaklaş ve yaklaş ki onunla tokalaş. İsmim Mahmut'tur.
Hoş geldin Dimeşk'in valisi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Otur buraya ey Dimeşk'in valisi. Hükümdarım, ona mükellef olduğu görevini söyledim. Harika. 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 Sultan Dimeşk'e saldırmayı ne zaman düşünüyor? Sen. O zamanı sen tayin edeceksin. Dimeşk'in valisi sen. Ben mi? Evet sen. Bize karşı halkın bakışı ne zaman değişti? Ve ortam bizim girmemize müsait mi acaba? Bize haber vereceksin bunları. Deniliyor ki Moğolların söz ve vaatleri yoktur. Dur. Öyle bir şey yok. Şeyhim öyle bir şey yok. Ne diyorsun sen? Sultanım affedersiniz. Bırak onu Sadr. Evet. Moğolların söz ve vaatleri yoktur ama biz Müslüman olmadan önceydi bu. Ama biz Müslüman olduktan sonra artık her şey değişti. Hem de her şey. O zaman Dimeşk vilayeti? Sadr. Buyurun efendim. Hemen şimdi onun Dimeşk'e vali olacağına dair bir anlaşma yaz. Kardeşlerim, hiç şüphesiz cihat İslam'ın parlamasının zirvesidir ve ihlasın da derecesidir. Allahu Teala bize cihadı emredip yüce kitabında şöyle buyuruyor: Ey iman edenler, size can yakıcı bir azaptan sizi kurtaracak bir ticaret göstereyim mi? Allah'a ve peygamberine iman edin, mallarınız ve canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. Bu sizin için daha hayırlıdır. Hiç şüphesiz, salat ve selamın en hayırlısı, Resulullah'ın üzerine olsun. Kendisi buyuruyor ki, iki Müslüman kılıçlarıyla karşı karşıya gelirlerse, ölen de, öldüren de ateştedir. Ve yine diyor ki, benden sonra birbirinizi vurarak küfre dönmeyiniz. Hiç şüphe yok ki, Dimeşk'i harabeye çevirmek için onlara yaklaştı. Onlardan neler çektiğimizin şahidi geçen uzun senelerdir. Allah'ın üzerimizdeki büyük nimetlerinden biri de Moğolların İslam'la şereflenmesi. Artık onlar bizim kardeşlerimiz. Müslüman'ın kardeşlerine kılıç kaldırılması da caiz değildir. Belki Allah'ın kitabı, Resul'ün sünneti ve Müslüman imamlarının ittifakıyla bunlara karşı savaşmamız vaciptir. Hangi topluluk İslam şeriatının dışına çıkarsa, onların öldürülmesi vaciptir. İki şehadeti söylese de, mesela iki şartı kabul edip zekatı reddedenin öldürülmesi vaciptir. Hazreti Ebu Bekir'in zekatı reddedenlerin başlarına getirdiği gibi. Evet kardeşlerim, onlardan kız alıp vermek caizdir. Kurbanlarının etini yemek de caizdir. Onlar bizim din kardeşlerimizdir. Evet, onlar din kardeşlerimiz. Taif halkı hakkında inen bir ayet vardır. Onlar Müslüman olduklarını ilan edip namaz kılıyorlardı, oruç tutuyorlardı. Fakat onlar faizle muamele ettikleri için Allahü Teala onlar hakkında şu ayet indirdi. Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve eğer gerçek müminlerseniz
faiz olarak alacağınızı terk edin. Eğer böyle yapmazsanız Allah ve Resulüne karşı harp ilan edin. El cihad, el cihad, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, el cihad, Allahu ekber. Ey insanlar, ey insanlar, ey insanlar, İslam bayrağını dalgalandırmak günü gelmiştir. Bu saldırganları öldürün. Velev ki kılıçlarına Kur'an'ı bile asmış olsunlar. Onlar Cengiz Han'ın ismiyle savaşacaklar. Sizlerse Allah'ın adıyla savaşacaksınız. Bismillah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Halktan Dimeşk'in kapılarını Moğollara açmalarını mı istiyorsun? Ben bunu söylemedim. O zaman nedir senin söylediğin? Resulullah'ın iki Müslüman kılıçlarıyla karşı karşıya geldikleri zaman öldüren de ölen de ateştedir buyruğunu söyledim. Ve Moğollar Müslüman olduklarını ilan ettiler. Dimeşk'i işgal etmelerini destekliyor musun? Ben hak olanı istiyorum. Hak mı dedin? Sen nasıl bir haktan söz ediyorsun? Bizim muhtaç olduğumuz kuvvet. Farz et ki bir kuvvet Resulullah'ın döneminde Müslüman olduğunu ilan etti. Resulullah onlarla savaşır mıydı? Düşün ki Fars ya da Rum'dan biri Müslüman oldu. Gerçek Müslüman bir başka Müslüman memleketi işgal etmeyi düşünmez. O işgal değildir, o fetihtir. Fetihtir o. Seyfettin! Eğer senin halk üzerindeki etkini bilmeseydim, seni hemen hapse gönderirdim. Fakat ben, Dimeşk halkının ikiye bölünmelerini istemediğim için bunu yapamıyorum. Dinle ey Mansur. Sakın ola, Moğollar hakkındaki söylediklerimi yalanlama. Seni uyarıyorum. Ben de o zaman seni uyarıyorum. Ne? Evet. Seni ismi Ahmet bin Teymiye olan ve Dimeşk'in fiili hükümdarı durumuna gelenin şerrinden uyarıyorum. İnsanlar onu hayatı pahasına koruyor. İbni Teymiye'nin yakında adamlarıyla buraya gelip kendini Dimeşk'in hükümdarı ilan edeceğini ve bunu planladığını biliyor musun? Nedir bu? Anne, cihat için bana izin verir misin? Seni men edemem. Bana dua et anneciğim. Allah'a emanet ol oğlum. Allah seni korusun Ahmet'im. Başarılı olursun inşallah. Bu bir fırsattır. İbni Teymiye gelmeden silahları sakla. Çünkü adamları onun emrinde. Geliyorlar. Buraya geliyorlar. O benim ticaretimdir. Bunu biliyorum. Fakat İbni Teymiye ticaret mi değil mi düşünmez. Şartlar seni zorladığı için onları saklaman lazım. Onları en pahalı fiyatla satman lazım. Kardeşim, bu senin için bir fırsattır. İstifade et. Hadi meyhaneyi kapat ve çarşıdan tamam, kaç. Tamam efendim. Bu da nedir? İçkilerin satıldığı bir meyhane. Meyhane olduğu gibi durursa bizim Moğollarla baş etmemiz mümkün değildir. O benim ticaretimdir ama. Burada şeytanlar duruyor be adam. Allah-u Teala'nın içkiyi yasakladığını daha öğrenemedin mi? İnsanlar onu tedavi için alıyor. Haramla tedavi caiz değildir. Kardeşim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sabit olmuş ki kendisine yetimlere yardım olsa bile mi diye soruldu fakat reddetti onu. Ona denildi ki onlar fakirdirler. Yine Resulullah dedi ki Allah onları faziletle zenginleştirecek. İçkiden yapılan ilaçlar sorulduğunda dedi ki o ilaç değil belki de hastalıktır.
Beni zindan ve ölümle tehdit etti. Peki kaleden nasıl çıktın? Hayret edilecek bir şekilde ve süratle çıktım. Bana inanıyorsun değil mi? Belki de sana inanırız. Şu tesbihimden tuttum ve dedim ki... Biz önlerinden bir set ve arkalarından bir set çekerek gözlerini perdeledik. Artık onlar gelemezler ve bunu söyler söylemez... Birden kendimi Dimeşk'in sağlam kalelerinin dışında buldum. Kalenin içini bize tarif edebilir misin? Söyle bakalım. Ha? Onu evimi bildiğim gibi biliyorum. Bizde olan malın hepsi budur. Allah al ve onunla istediğini yap. Şimdi topladığımız bu malla silahları alabilirsin. Moğollar Dimeşk'e hücum etti. Moğollar Dimeşk'e hücum etti. Ey insanlar! Ey Müslümanlar! Gününüz geldi. Ateş size yöneliyor. Aranızdaki düşmanlığı bırakın. Bedir ve Hıttin'i hatırlayın. Kadisiye'de ve Ayncalut'ta geçenleri hatırlayın. Hadi askerler! Haydi askerler, gün bizim günümüzdür. Gün cihat günüdür kardeşlerim. Bugün cihada çıkmazsak, yarın başımıza gelecekleri düşünün. Cihat vaciptir. Dinle asker, Emir Celaleddin el-Efrem'e ulaşabilir misin? Evet. Ona git ve söyle. Velev ki kalede bir taştan başka bir şey kalmasa bile, eğer yapabiliyorsan o taşı bile teslim etme. Bize gelince savaşacağız ve kesinlikle... Teslim olmayacağız. İş tırnaklarla öldürmeye ulaşsa bile. Sonuna kadar savaşacağız. Ahmet! Ahmet! Söylesene, kılıç ve oklarla onlara karşı nasıl savaşalım? Onlarla savaşmak için niye kalmadın? Kiminle savaşacağız? Bize hücum edip bizi göçe zorlayanlarla tabii. Çocuğum sen küçüksün. Sana söylediklerimizi daha anlayamazsın. Ahmet. Ahmet. Gelişmeler hakkındaki görüşün nedir? Sultan Kalon'un askerleri nerede? Müslümanların askerleri nerede? Hayır. O şekilde olmayacak. Dimeşk ve Bağdat el-Efrem'den daha kuvvetli değildir. Onların Dimeşk'e girmelerine engel olmamız lazım. Nasıl? Ben Kazan'ın yanına gideceğim. Delirdin mi? Kesin olarak biliyorum ki seni öldürecek. Ölüme ayaklarınla gitmeye mi niyetlisin? Moğollar Dimeşk'i içindekilerle yerle bir edecekler. Ve kan akıtacaklar. Bize yardım için ne doğudan ne batıdan bir tek Müslüman kılıcını göstermeyecektir. O zaman Kazan'ın yanına gitmekten başka çaremiz yok. O seni öldürür. Ölmekten mi korkuyorsun? Ölmekten mi yoksa Kazan'ın yanına gitmekten mi? Peki gitmezseniz ne olacak? Sizin namuslarınızı kirletecekler. Çarpışmanın felaket olacağını gördükten sonra Hudeybiye'de Kureyş kafirleriyle barış yapan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem unuttunuz mu? Hadi. Kazan'ın yanına gitmek için hazırlan. Umulur ki Allah Moğolların zulmünü durdurur. Ey büyük sultanım. Direniş yok. Kesinlikle direniş yok. Dimeşk halkı İstikbalini düşünerek caddeleri boşalttı. Bütün bunlar hizmetçiniz olan Seyfettin el-Mansuri'nin sayesindeydi. Evet, evet. Bütün bunlar Seyfettin el-Mansuri'nin sayesinde oldu. Sultanım, hükümdarım, Dimeşk halkı onun konuşmalarından etkilenip kapılarını askerlerinize açtı. Dimeşk şu an senin mülkün olmuş durumda. Dimeşk, o yolumuzda sadece bir adımdır. Peki ya büyük sultanım Mısır'ı da ele geçirmeyi düşünüyor mu acaba?
daha ötesini, Fas'ı ve Endülüs'ü. Büyük sultanım, o zaman Müslümanları birleştirecek yeni bir hilafeti kurmayı düşünüyor. İnsanları bu görüşe davet etmek için seni değişik Müslüman beldelere göndereceğim. Peki Dimeşk Emirliği? İşler rayına oturduktan sonra onu sana vereceğim. Onlar Büyük Sultan'la görüşmek isterler. Onları kontrol ettiniz mi? Evet. Atlarınızın üstünden inin. Burada bekleyin. Dimeşk halkından bir heyet mi? Ne isterler acaba, tahmin edin. Onlara izin ver. Belki şehre girmenizi davet edecekler. Belki de size tabi olacaklar. Hemen getir buraya. Emir senindir hükümdarım. Buyurun. Büyük Sultan Kazan sizleri beklemektedir. Gidelim. Siz burada bekleyin. Allah en hayırlı koruyucudur. O merhamet edenlerin en merhametlisidir. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ahmet? Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sizin Müslüman olduğunuzu ilan ettiğinizi duyduk. Evet. Eğer Müslümansan şeriatta, Müslümanların beldelerini işgal etmenin ve kanlarını akıtmanın haram olduğunu bilmiyor musun? Biz Allah'ın şeriatının hakim olmasını isteriz. Dimeşk topraklarında Allah'ın şeriatının uygulanmadığını kim size haber verdi? Bu adam da kim oluyor? O Allah'ın kullarından bir kuldur. O askerlerinizi öldürmek için insanları davet eden Ahmet bin Teymiye'dir. Allah seni affetsin ey Mansuri ve sen ey Sadr. Beni kullanarak halkı aldatıyordunuz. Ve Allah için kızdığınızı iddia ediyordunuz. Allah için kızmak sonraydı. Dünkü gururunuz ve gayretiniz nerededir şu an? Şimdi söyleyin bakalım. Hükümdarım, bu adamı ve beraberindekileri tutuklatın. Onlar senin zararını istiyor. Evet, konuş bakalım. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah'ın ve peygamberinin haram kıldığını, haram saymayan ve hak dini kendine din edinmeyen kimselerle, küçülerek kendi elleriyle cizye veren kadar savaşın. Peki ey Müslümanların kralı, öldürülmelerine davet edilenlerin özelliklerini Dimeşk'in halkında mı gördün? Çarşılarda durup insanları cihada davet etmedin mi? Müslüman bir topluluğun diğer bir Müslüman topluluğa saldırmasındaki Allah'ın hükmü nedir? Allah bize saldıranla savaşmamızı emretmedi mi? Allahu Teala diyor ki, ey peygamber, kafirlere ve münafıklara karşı cihad et, onlara sert davran. Müslümanlarla cihad et demiyor. Neyle cevap vereyim bilmiyorum. Bana söyle. Sen Müslüman olduğunu iddia ediyorsun. Ve bize ulaştığına göre senin etrafında kadı, imam, şeyh ve müezzinler vardır. Ve senin baban ve deden kafirdiler. Bu yaptığının cezası nedir? Kıyamet gününde Allah'ın karşısına nasıl çıkacaksın? Ve Müslümanlara karşı kılıcını kuşandın ki Allah'ın indinde senden çok iyi olanları var. Ey hükümdarım! Bugün Büyük Sultan Kazan'a tabi olup
Birleşen Ümmet'in ittifakını bozduğu ve yeryüzünde fitne çıkardığı için ve sultana karşı çıktığı için ve Allah'ın hükmüne gelmesi için bu adamı öldür. Allah-u Teala benim ölümümün Kazan'ın eliyle olacağını yazmışsa, o zaman kimse engel olamayacaktır. Elbiseni topla. Sultan şimdi onu öldürtecek. Belki kanları bizim elbiselerimizi kirletir. Otur. Oturmana izin veriyorum, otur. Misafirimize yemek hazırlayın, hemen. Emredersiniz efendim. Sultan yemeğini yemeden sakın yeme, tamam mı? Çünkü içinde zehir olacak, ona göre. Anladın mı? Bizden ne istiyorsun? Dimeşk'ten dönmeni. Döneceğim. Esirlerden ne haber? Esirler mi? Mutlaka Dimeşk halkından birçok kimse elinize esir düşmüştür. Onları bırakacağım. Evet. Bütün Müslüman esirleri bırakacağım. Ya Hristiyan ve Yahudilerden olan esirler? Bunları bana bırak. Onlar Dimeşk'in halkındandır ve onlar zimmet ehlidirler. Onları terk etmek hakkımız değildir. Onları da serbest bırakacağım. Gördün mü efendim? Sultan yemeğini yedi. Neden yemiyorsunuz? İnsanlardan izinsiz aldığınız odunlarla pişirilen ve hepsini evde besledikleri hayvanlarından yağma ettiğiniz yemeğinizi nasıl yiyeyim? Allah beni bağışlasın Ahmet. Allah'ım, eğer senin bu kulun dinin hepsinin senin olması için ve senin ismini yüceltmek için savaşıyorsa, sen onu destekle. Memleketi ve insanları ona mülk eyle. Yok eğer niyeti riya, gösteriş ve dünya menfaati veya ismini yüceltmek ve İslam'ı ve halkını zelil yapmaksa, sen onu zelil et ve titret ve onu mahvet. Amin. Ey insanlar, beni destekleyin. Allah uluların ulusudur. Allah'a çok şükürler olsun. Sabah ve akşam Allah'ı tesbih ederiz. Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Yadını yerine getirdi. Askerlerini aziz kıldı. Tek başına Moğolları yendi. Allah'tan başka ilah yoktur. Ondan başka kimseye ibadet etmeyiz. Kafirler istemese de Allah dinini tamamlayacaktır. Bu akla sığar mı? Sen bana cevap ver, büyük sultan Kazan'ın yaptığı. Sultanın kafasında ne istediğini kimse bilmez. O zaman ne düşündüğünü bize haber versin de bilelim. Siz İbn-i Teymiye'nin sözleriyle beni etkilediğini mi sanıyorsunuz yani? Bu meseleyi aklı selimle düşününüz efendim. Bu gerçektir. O sözleriyle herkesi etkilemektedir. Hayır.
Siyaset adamlarının kafalarından geçen her şeyi açığa çıkarmamaları gerekir. Senin en yakının bizleriz. Senden başka hiç kimseye biat etmeyeceğimizi bilmelisin. Çok yakında benim ne düşündüğümü göreceksiniz. Sultan En-Nasır Muhammed bin Kalon, önümüzdeki cuma hutbesinde Mısır'ın bütün minberlerinde sana dua edilmesini emretti. Allah sizden razı olsun. O sana bir mükafat vermeyi düşündü. Fakat Şeyh İbni Dekikilit ona senin makam, hibe ve hediye kabul etmediğini bildirdi. Allah İbni Dekik'ten razı olsun. O en hayırlı alimlerdendir. Sultan bundan böyle son sözün senin vereceğin karar olacağını ilan etti. Ve büyük görevlere getirenler için de senin görüşüne başvurulacak. Ben bunu veya onu istemiyorum. O zaman ne istiyorsun? Adalet istiyorum. O benim tek isteğimdir. Yollarda zulüm mü görüyorsun? Meyhanelerin açılmasına müsamaha edildiğini görüyorum. Kıyamet gününde ondan sorulacaksın. Dimeş'teki meyhaneler kapatılacak. Daha ne istiyorsun? Her yerde Kur'an okullarının açılması, Kur'an ve hadis ezberinin teşvik edilmesi. İstediğini yapmak için sana mutlak özgürlük var. Benim görüşüm onların ölümünü emredip sonra da başlarını kazana göndermendir. Hayır. Elçinin öldürülmesi Sultan En-Nasır Muhammed bin Kalon'a yakışmayan bir iştir. Elçinin öldürülmesi demek savaşın yeniden ilanıdır. Biz hazırız ve askerlerimizle Dimeşk'e doğru hareket edebiliriz. Neden? Neden arkasında dönüşü olmayan bir savaşa girelim? Emir Selar Moğolların gücünden korkuyor. Ben değil ey Baybars. Savaşlardan korkan Caşengiz'dir. Selar, Baybars, konuyu önümde tartışmaya getirdiler. Mısır'ın kadısı İbni Dekik'in görüşü nedir? Allahu Teala kitabı Kur'an'da şöyle buyurmuştur. Bismillahirrahmanirrahim. Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de ona yanaş ve Allah'a güven. Şüphesiz o her şeyi çok iyi işitendir. Sadakallahu lazim. O zaman vakit kaybetmeden onları karşılayalım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Esselamu aleyküm ve rahmetullahu ve berekatuhu. Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Hükümdarımız Sultan En-Nasır Kalon buyursunlar ve Büyük Sultan Mahmud'un bizimle gönderdiği hediyelerini kabul etsinler. Hükümdarımız sultanım, bu senin kardeşin Büyük Sultan Kazan'dan sana bir mektubu var. Görünüşe göre Sultan Kazan bizimle yeni bir sayfa açmak istiyor. O barışa bir çağrıdır hükümdarım. Belki bir hile ve yayılma emeli içindir. Sultan Kazan Dimeşk diyarına işgal veya zulüm için yürümedi. Fakat Dimeşk ordusunun Moğollara olan düşmanlığına cevap vermek için yürüdü. Sultan Nasır harekete geçebilir diye. Bir tek asker bile yerinden hareket etmeyecek. Evet öyle. Sultan Kazan Mahmud askerleriyle Dimeşk'e çıktı. Üstelik onu fethetme imkanı da vardı. Evet. Dimeşk'i işgal edebilirdik. Fakat memleketin tahrip olmamasına olan hırsı ve kanın durması için sultan dönmeye karar verdi. Peki ya Şeyh Takiyeddin bin Temiye? Eğer sultanın niyeti Dimeşk'i işgal olsaydı, o zaman sözünü ettiğiniz şeyle görüşmezdi herhalde. Ne zamandan beridir sultanlar şeyhlerin görüşlerini dinler oldu? Şeyh bin Temiye. Bunlar abartı, hepsi abartı.
Dimeşk'teki yardımcınız Moğollara karşı dayanma gücü gösteremedi. Onun için o İbn Teymiye'yi Büyük Sultan Kazan'a gönderdi ki Dimeşk'ten uzaklaşması için aracı olsun. Evet, öyle efendim. İşte gerçek budur. Sultan Kazan'ın Dimeşk'i almasını engelledi. Durum bundan ibarettir efendim. Cemalettin el-Efrem'den seni ne kadar uyar... Aybars! Bu konuyu değerli misafirlerimizin önünde tartışmamız doğru değil. Sultanın yardımcısı Emir Selar, Kahire'de bulunduğunuz müddetçe sizlere eşlik edecek. Ahmet evladım. Buyur anneciğim. Akşam yemeği. Oğlunu tanımıyor musun? O yemeği az yemekle takva yapıyor. Ahmet oğlum. Ne zamana kadar bizimle yemeğe iştirak etmeyeceksin? Ben bunu kasıtlı yapmıyorum. Ama... Ama bugün bizimle birlikte yiyeceksin. Bu senin kaçamak yapamayacağın bir emirdir. Her akşam yemeğini onun odasına koyuyorum. Sabahleyin kalktığımda da yemeği olduğu gibi buluyorum. Ona yaklaşmıyor bile. Peki niçin yaklaşmadığımı biliyor musunuz? Beğenmiyor musun? Hayır, fakat sorun onu ben önümde bulamıyorum. Nasıl? İbadete başladığım zaman beni her şeyden alıkoyuyor. Yaptığımın dışında hiçbir şeyi ne duyabiliyorum ne de anlayabiliyorum. Yazmaya ve okumaya başladığımda bana aynı şey oluyor. Bu defa kaçış yok. Yemek senin gözünün önündedir. Hadi, hadi oğullarım, hadi yemeğe gidelim. Hadi oturun evlatlarım. Ah, ben gidip suyu getireyim. Afiyet olsun. Şöyle deyin, Allah'ın bize verdiğin rızkı mübarek kıl ve bizi cehennem azabından koru. Bizim yemek saatimizi bilen biridir ki bize geldi. Değil mi? Abdullah, sen ya suizan ettin veya gıybet ettin. Kimin çaldığını öğreninceye kadar bekle. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Emir el-Efrem acele sizinle görüşmek istiyor. Şimdi mi? Sizi gecenin bu vaktinde çağırdığım için gerçekten özür dilerim. Fakat durum bunu gerektiriyordu. Moğollar tekrar geri döndü. Ciddi olamazsın. Askerleri Dimeşk'e doğru hareket ediyorlar. Belki... Büyükleri Arap emirlerinden olan Husam İbni Menhal'a ittifak kurdu. Ne ittifakıdır bu? Onlarla beraber savaşarak. Aynı zamanda Kazan barış için Sultan En-Nasır'a elçiler gönderdi. Kazan bana söz verdi. Bunun gibilerin söz ve vaatleri yoktur. Sen bu haberlerden emin misin? Onlar kötü haberlerdir ama gerçektirler. Peki ne yapmamı istiyorsun? Benden bir mektubu Mısır'a Sultan Kalun'a götüreceksin. Dimeşk halkı... Emir Hüsamettin bunlar... Hayır. Emir Hüsamettin Kazan'la ittifak etti ve bu konumundan geri adım atacağını tahmin etmiyorum. Özellikle Sultan En-Nasır'a olan düşmanlığını hiç de gizlemiyor. Ama Dimeş halkıysa hepsi etrafında birleşiyorlar ve nasihatlarını dinliyorlar. Umulur ki senin bir sözün İçlerindeki cihadı alevlendirir. Tahmin ediyorum ki onları kovmak için Sultan En-Nasır savaşa çıkacak.
onu ikna edebilecek en güçlü insan sensin. Ahmet, senden rica ediyorum Mısır'dan erken dön. Çünkü burada birçok sorunlar seni bekliyor olacak. Sorunlar mı? Evet. Bazı Yahudi tüccarların aracı vermeyi engellediklerine inanabilir misin? Bu nasıl oluyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onlara böyle bir güvence verdiklerini söylüyorlar. Eğer doğruysalar getirsinler. Onu bana verin. İşte o. Al bakalım. Bu Resulullah'ın yazmadığı bir anlaşmadır. Nasıl bildin? Arap dilinin kurallarını bilmeyen birisi bu anlaşmayı yazmıştır. Ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ne de ashabından birisinin ağızlarından çıkmayacak kadar düşük cümleler ve dil bilgisi hatalarıyla dolu. Bakın, anlaşmanın buradaki tarihi Hayber senesidir. Bu anlaşmaya şahit olanlardan da Sa'd İbni Muaz'dır. Bunda bir şey var mı? Sa'd İbni Muaz Hayber'den 2 sene ve birkaç ay önce vefat etti. O zaman bu aslı esası olmayan bir anlaşmadır. Evet. Onlara nasıl davranayım? Ne yapayım şimdi? Haracı ödemeye bir daha geri dönsünler. Askerin şu an her zamankinden daha fazla mala ihtiyacı var. Ve haraç ancak zor zamanlarda ve onları korumaya karşılık farz kılındı. Mısır'dır, güzeldir hükümdarım sultanım. Belki güzelliğin harikasıdır. Nil'iyle, baharıyla ve halkıyla tabii ki ayrıca güneşi ve ayı. Ve askerleri. Yeryüzünün en iyi askerleri. Bunun için onları askerlerime istiyorum. Mısır senin eline düşmeden bu meydana gelmeyecektir sultanım hükümdarım. Ve Mısır'ın düşmesi ancak Dimeşk'in düşmesiyle mümkün olacak. Şunu iyi bilmelisiniz ki En-Nasır Kalon tamamen tatmin oldu. Evet hükümdarım. Benim görüşüme göre En-Nasır Kalon'u Dimeşk'te yaptıklarımızla meşgul etmemiz lazım. İlk önce En-Nasır Kalon'un emrine göndermemiz gerekiyor. Bu bizim. Ona yolculuğumuzun meyvesidir. Hayır ey Mansuri. Kalon'un bizimle ilgilenmesine sebep olacak başka şeyler var. Ne gibi hükümdarım? Selar'la olan çekişmesi ve Baybars'la. Selar, Mısır'daki saltanatın yardımcısı. Baybars el-Ceşengir ise ordunun komutanı. İkisinin de sultanın koltuğunda gözleri var. Bunu Baybars'ta hissettim, yemin ederim. Evet. O Ezzahir Baybars gibi olmak istiyor. İkisinin arasında fark var. Ezzahir Baybars sünnetin koruyucusuydu. Ve Ayncalut savaşının... Tamamla ey Mansuri. O Moğolların yenilmiş olduğu Ayncalut savaşının komutanıydı. Hükümdarım, sen Müslüman olduğunu ilan ettin. Hükümdarım, sultanım. Ben bunu kastetmemiştim. Hayır. Konuşmanı temize çıkaracak bir şey arama sakın. Şimdi beni yalnız bırakın. Yalnız bırakın. Burada düşünmek istiyorum. Savaş ve İbn-i Teymiye. İbn-i Teymiye. İbn-i Teymiye demek... Dimeşk halkı demek. Yo, hayır efendimiz, hayır. Bu o kadar önemli değil. Siz emredin, biz bu işi halledebiliriz. Ben ve El-Mansuri onu ortadan kaldırabiliriz. Evet.
Hükümdarım sultanım, biz onun üstesinden gelebiliriz. Evet, evet, bu işi siz halledin. Kenarların topraklarına hoş geldiniz. Hükümdarım, sultanım sana iki mektupla geldim. Birincisi Dimeşk üzerindeki yardımcımız Cemalettin el-Efrem'den. Evet, ikincisi de Dimeşk halkından. Ne istiyorlarmış? Onları zalim olan düşmandan korumanızı. Moğolların tehlikesi bitti. Hayır hükümdarım. Sultanım, Kazan için söz ve vaat yoktur. Emir el-Efrem'in mektubu nerede peki? El-Efrem bu haberlerden emin midir acaba? Evet hükümdarım. Evet veya hayır olduğunu sen görmedin. Sen bir din adamısın ve senin savaşla ilişkin yok. Kadı Zeynettin İbn Mahluf sana herhangi bir kötülüğü kastetmiyor. Hazırlıklar bitmeden çıkmak için ben acele etmek istemiyorum ki yenilmek tekrarlanmasın değil mi? Bu özür mü yoksa... Yoksa ne ey İbn-i Teymiye? Bırak sultanla konuşayım. Bay Bars, bırak onu. Eğer siz Dimeşk'ten ve onun savunmasından vazgeçmişseniz, onu ayakta tutacak ve güven ortamında ondan istifade edecek bir sultanı kaldıracağız. Sultanla konuşma adabımı, hayır! İbn-i Mahluf, bırak onu. Devam et. Farz edelim ki siz Şam'ın hükümdarı ve hakimi değilsiniz. Ve halkı da size yardım etti. O zaman sizin de onlara yardım etmeniz gerekmiyor mu? Peki nasıl oluyor ki siz Dimeşk'in hakimisiniz ve sultanısınız, onlara yardım etmeniz gerekmiyor mu? İş çok zordur ey İbn-i Temiye. Askerin savaşa hazırlanması, senin cuma hutbesine hazırlanmana benzemez. Sultanın eğer gerektiğinde savaşa topluca çıkmazsanız, Allah sizi pek elem verici bir azapla cezalandırır ve yerinize sizden başka bir kavim getirir. Siz savaşa çıkmamakla ona hiçbir zarar veremezsiniz ayetini hatırlamasını istiyorum. Ahmet, insanlar seni Amir İbn As'ın camisinde bekliyor. Onlara gitmeye ne dersin? Affedersiniz ey faziletli şey. Kardeşlerim beni Dimeşk'te bekliyorlar. En erken bir zamanda dönmemi istiyorlar. Hükümdarım, sultanım eğer postayla Dimeşk'e dönmeme izin verirse... Bak Ahmet, bunu ben istesem bile Mısır'da kalmana ısrar edemem. Bu mektup el-Efrem'e ulaştığı zaman şüphesiz İbn-i Teymiye'nin tutuklanması için emir verecek. Seyfettin kardeşim, mektup tek başına yetmez. Sultan Kazan'ın İbn-i Teymiye'ye gönderdiği ve içinde Moğol askerlerine yaptığı güzel yardımlardan dolayı teşekkür ettiği mektup el-Efrem'in ikna olmasına yetmez mi? Benim görüşüm bir de evine zengin bir hediye gönderilsin. Kabul etmez. Bu hediyeyi onun evde olmadığı bir zaman göndermemiz gerekir. Ne dersin? Bak bu olabilir. Hükümdarım sultanım, İbn-i Teymiye hakkı dile getirdi. Fakat o Moğollarla karşılaşmanın ve bu işe başlamanın tehlikesini kavrayamıyor. Eğer biz Dimeşk'in düşmesini beklersek, durumumuz şu an içinde bulunduğumuzdan çok daha kötü olacak. Peki ama Bay Bars bana askerlerin... Askerlerimiz karşılaşmaya müsait ve Bay Bars'ın dile getirdiği doğru değildir. Nasıl? Hükümdarım Ancalut'a bakıyor. Ancalut. Ancalut'un dönemi bitti artık. O zaman onu niye bir daha geri vermiyorlar? Zaman değişti. Fakat insanda hiçbir değişiklik meydana gelmedi. Aklı olduğu gibidir. Dili olduğu gibidir. Eli olduğu gibidir. Hükümdarım sultanım, Dimeşk halkına yardım, Müslümanlara yardımdır. Ve cihada çıkmaman,
onlara yüz çevirmen demektir. Ve Allahu Teala buyuruyor ki, Bismillahirrahmanirrahim. Eğer yüz çevirirseniz Allah yerinize başka bir toplum getirir. Sonra onlar sizin gibi olmazlar. Sadakallahu'l-azim. Sadakallahu'l-azim. Mümkün değil. Mümkün değil. İbn-i Teymiye. Ey bekçiler! Emir senindir hükümdarım. İbn-i Teymiye'nin evini arayın. Eğer kazandan bir mektup bulursanız onu hemen bana getirin. Emir senindir hükümdar. İbn-i Teymiye. Bizi mi istediniz hükümdarım? Evet. İlk kez gözlerinde kızgınlığı görüyorum hükümdarım sultan. Teymiye'yi ortadan kaldıracağını bana haber vermeliydin. İbn-i Teymiye evet. Mi? Dinleyin. Dinleyin efendim. Artık kurtulmanın zamanı geldi. Hükümdarım, planı fiilen uygulamaya başladım. Hayır. Kalon ve müttefikimiz Emir Hüsam bin Mehna ile görüştükten sonra mı planı uygulamaya başladın yani? Hüsam bin Mehna, Dimeşk halkıyla beraber. Onu bizden vazgeçiren nedir peki efendim? Bana mı soruyorsun? Git İbn-i Teymiye'ye sor. Ve sen, bize geldiğinden beri bize hiçbir yararın olmadı. Hükümdarım sultanım, onu ortadan kaldırma planı şimdi uygulanacak. İbn-i Teymiye'ye eğer yanımda olsaydı, bütün dünyayı ele geçirmeyi garantilerdim. Hayır. Hayır, hayır efendim, hayır. Bu derece değil efendim. Onun Hüsam bin Mehna'yı ikna etmesi ve bizden caydırması ona yetmez mi? Şu an savaşla ilgilenmemiz gerek. İbn Teymiye ile değil. O İbn Teymiye'yi sen bana bırak hükümdarım sultanım. Ben hallederim. Hayır, bana bırak. Bana bırak. Senelerdir hep sen bunu söylüyorsun. Senelerdir. Hükümdarım sultanım, İbn Teymiye'nin başına ne geleceğini siz de göreceksiniz. O da görecek. Bana bırak. Teymiye hakkında ne olacağını ben bilirim. Hadi. Arayın. Bunun için yapıyorlar. Bilmiyorum anneciğim. Bir hata olduğunu tahmin ediyorum anneciğim. Allah'ım. Bulduk efendim. Gidelim. La havle kuvvete illa billah. La havle kuvvete illa billah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Ne oldu? En-Nasır Kalon'u bizimle beraber savaşmaya ikna ettin mi? O zaman senin girişimin fiyasko ile neticelendi. Fakat ben... Demek ki Mısır'a boşa zaman harcamak için gittin. Ne oldu? Benimle niye böyle konuşuyorsun? Ne kadar da zekisin. Hıyanetini cesaret perdesi arkasında gizliyorsun. Hıyanetim mi? Buna ne dersin? Bu iftiradır. Zaten sen bunun dışında herhangi bir cevap veremezsin. İhanet eden ben değilim. Ben kendimi savunmak istemiyorum. Fakat neden ihanet olduğunu bırak sana anlatayım. Durum ortadadır ve açıktır. Ben şaşalı sarayları, cariyeleri ve mallarımı bekliyorum. Ben makam, mevki ve saltanatımı bekliyorum. Bu şeylerin beni ilgilendirmediğini sana söylemem beni üzüyor. Çünkü ben bütün bunlardan daha önemli olan şeyi arzu ediyorum. Dünya fanidir kardeşim, ahiretse bakidir. Bunu kafandan çıkarma ey Emir. Ahireti satıp dünyayı alacak kadar saf değilim. Bunu kafandan çıkarma. Kur'an'da şöyle diyor. İman edip de iyi işler yapanlara gelince
Şüphesiz Rahman onlar için bir sevgi yaratacaktır. Bu mektubun ve zengin hediyelerin senin evinde bulunmalarına ne diyorsun peki? Söyler misin? İftira olduğuna hiç şüphe yok. Evde bulunmadığım zaman evime gönderiyorlar. Sonra onun evimde olduğunu sana haber veriyorlar. Dimeşk'e dönüşün neden gecikti peki? Çünkü Emir Hüsam İbni Mehna'ya gittim. Hüsam İbni Mehna. Evet. Belki o da utanma prensibinden tutup reddetmiştir. Hayır, kabul etti ey emir. Ne? Kazan'la beraber bize karşı savaşmayacak mı? O bizimle beraber savaşacak. Ne dedin? Onu buna ikna etmeme Allah yardım etti. Bu senin yalan söylemediğine en büyük delildir. Efendim. Nedir o arkandaki? Sultan En-Nasır Kalon'dan bir mektuptur. Elhamdülillah. Sultan Kalon bizimle beraber savaşacak. Allah büyüktür. Allah büyüktür. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Askerler senin sesini duymak istiyorlar Ahmet. Yüksek bir yere çık ki herkes seni duysun. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Ey askerler! Bu şeyhiniz Ahmet İbni Teymiye'dir. Sizinle konuşmak istiyor. Onu iyi dinleyin. Ey insanlar! Ey insanlar! Allah'ın kulları! Allah büyüktür. Muhakkak ki izzet Allah'ın Resulünün ve müminlerindir. Allahu Ekber! Ve verdiği sözünden caymaz. O diyor ki, muhakkak ki biz Resulümüzü ve iman edenleri dünya hayatında zafere ulaştıracağız. Ve şehitlerin kalktığı günde de zafere ulaştıracağız inşallah. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Teala'dan sözüne ve vaadine vefa gösterenden başka kim vardır söyleyin bana. Vallahi diyor ve Allah'a yemin ediyorum ki ondan başka ilah yoktur. Allahu Ekber! 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 Başıma gelen şu felakete, şu musibete bakın. Bunların sultanım korkma. Şeyh orada savaşı yönetiyor, sen burada korkma sakin ol deyip duruyorsun bana. Asker komutanın yapamayacağını yapıyor diyorlar. Eğer savaş tekniklerini onlardan daha iyi bilseydin... Kendini temize çıkaracak şeylerden söz etme, git hadi git. Şimdi senin yüzünü görmek istemiyorum. Sultanım efendim, beni kovuyor musun? Yapma bunu bana. Benim bir şey anlamadığımı söylediğini birine söyleyeyim mi? Böyle mi olacaktı? Sana bütün sunduklarıma karşılık beni kovuyor musun? Sen mi bana sundun? Nerede senin bana sundukların? Bana yalan vaatlerden başka bir şey vermedin. Elefven ve Nasır'a karşı Dimeşk halkını etkileyip İbni Teymiye'yi ortadan kaldıracağım. Bunların hepsi palavra. Faydası olmayan sözler bunlar. Efendim? Senin yüzünü görmek ve sesini işitmek istemiyorum. Kapıcı!
Ama efendim... Bu adamı çıkar ve bir daha içeri sokma. Aa, efendim ama sen... Yumuşak davranma. Efendim bana müsaade eder misiniz? Sakın onu savunma, yoksa sen de onunla gidersin. Hayır. Hayır efendim. Sultanım, işaretinin emrindeyim. Tut ve sultanımız efendimizin dediği yere götür. Siz hiç merak etmeyin efendim. Şeyh bu işi halleder. Bu ödülleri Sultan En-Nasır Muhammed İbni Kalon emretti. Kime? Cihatta güzel belalarla musibetlenen ve cesaretiyle askerlere üstün gelen kimseye. Sen ey Takiyettin. Bütün bunlar bana mı? Evet, sana. Fakat? Senin malı reddettiğini duydum. Hayır, ben ödül reddetmedim. Hediye almak caizdir. Hiç şüphe yok ki o delidir. Ücret ve ödüllerle Dimeşk'in minberleri üstünde bizi eleştirmelerini emrediyor. İbni Teymiye'yi ona sevdiren şeyin ne olduğunu bilmiyor. Efendimiz Baybars, Şeyh Seyfettin el-Mensuri İbni Teymiye'nin bir kısım fetvalarını gönderdi ve onları okuduğumda onun akidede ne kadar cahil... Ne kadar cahil olduğunu anladım efendimiz Baybars. Eğer senin söylediklerin doğruysa onu buraya getirip sorgulayabiliriz. Peki sultan buna razı olur mu? Bu işi sen bana ver. Ne olursa olsun sultan benim hiçbir istediğimi reddedemez. O askerin elimde olduğunu çok iyi biliyor. Ve memleketin işleri artık benim avucumdadır. Bu konuda dikkatli olunuz efendimiz Baybars. Belki yanında kendini bir nebze gizler. Kendini gizleyemez. Çünkü gözlerim gece gündüz onu takip ediyor. Bu tüccarın satacak bir şeyi kalmadığını duydum. Al bunu ona ver. Peki. Bu yetimlere bakan dul bir kadının evidir. Sen de bunu ona ver. Ve sen ey İbni El-Keyyim El-Cevziye. Beni İbni El-Keyyim El-Cevziye olarak isimlendirdin. Halbuki benim ismim Muhammed İbni Ebu Bekir'dir. Senin baban El-Cevziye medresesinin hadimi değil mi? Öyledir. O zaman sen İbni El-Keyyim El-Cevziye'nin oğlusun. Eğer bu isimle meşhur olursam buna sen sebep olacaksın. Al bunu ve babana ver. Ama... Bırak onu El-Cevziye medresesindeki ilim talebelerine bölsün. Allah senden razı olsun ey şeyhimiz. Bunu o içkilerini döktüğümüz adama verin. O şimdi ipek ticareti yapıyor. Allah ticaretine bereket versin. Bundan kendine bir şey sakladın mı? Ben bir dirhem dahi kendime saklayacağımı eğer bilseydim ondan almazdım. İşte zühdün ta kendi budur. Hayır ey İbni El-Keyyim El-Cevziye. Zühd benim yanımda ahirette sana fayda vermeyecek her şeyin ve ne olursa olsun terkidir.
Bu görmüş olduğun evrak Dimeşk'ten bize ulaştı. Öyle sanıyorum ki bunlar İbn-i Teymiye'ye ait. Allah senden razı olsun. Fakat sultanım, bu fetvalar sahibini İslam milletinden çıkarıyor. Sen delirdin mi? Senden daha alim olanı küfürle itham ediyorsun. Şeyh Zeynettin İbni Mahluf'un ilmi İbni Teymiye'ninkinden az değildir. O da aynı şekilde adamı küfürle itham ediyor. Sultanım efendim, ben onu itham etmiyorum. Belki senin ellerinin arasında bulunan kağıtlarında doğruladığı bir gerçeği iddia ediyorum. Böyle bir sorunda hüküm verilebileceğini mi zannediyorsun? Efendim, en iyisi sen alimlere gönder ki, size söylediklerimi bütün alimler kabul ettiler. Bu onlardan imzalı bir mektuptur. Sultanım, Şeyh Salih Es-Sevafi, kadıların kadısı Bedrettin İbni Cema ve eğer İbni Dekik hayatta olsaydı, o da kabul eden bir başkası olacaktı. Allah rahmet etsin. Alim ve abid biriydi ve İbni Teymiye'yi severdi. Eğer bu fetvalarını görseydi ona kızar ve ölümüne fetva verirdi. Bu derecede. Sultanım efendim, senin anlamadığın bu adam bizi ve senin yardımcın Silar'ı Dimeşk'teki minberlerin üstünde eleştiriyor. İbni Teymiye artık din ve şeriat ile uğraşmasından çok dünya işleri ve siyasetle meşgul oluyor. Bizim onu tutuklaması için yardımcın Cemalettin el-Efrem'e göndermemiz gerekir. Hayır, biz sadece onun tutuklanmasını istemiyoruz. Belki onun burada Mısır'da yargılanmasını istiyoruz. Yargılanması, tutuklanması. Neden? Adam size ne yaptı ki başına bütün bunlar gelsin? Allah'ın sıfatlarından söz etti ve onları yorumlamaya çalıştı. Halbuki doğudan batıya bütün fakihler Kur'an'a güvenilir ravilerin Resulullah Efendimiz'den naklettikleri hadislere iman etmede ittifak etmişlerdir. Aleyhissalatu vesselam. Aziz ve celil olan Rabb'in sıfatları hakkında yorum yapmadan, özelliklerini saymadan, benzetmeden kim bugün bunlardan bir şey yorumlarsa o Resulullah Efendimizin üzerinde bulunduğu yoldan sapmıştır. Allah'ın selameti ve rahmeti üzerine olsun. Ve cemaati bölmüştür. Ama Allah'ın laneti üzerinde olsun. İbni Teymiye ise Allah'ın elinden, sağından, arşından, işitmesinden ve görmesinden söz etmek için oturuyor. Eğer o hak üzerindeyse, kadı onun sahasını genişletecek. Yok, eğer günahkar ise, o zaman hapis onun için daha iyidir. Hayır, belki o murtedin cezasıdır. Bak, ey kardeşim, sultanım, dinle. Sultanım, efendimiz, onu alimlere bırak ve sen bu sorundan çekil. Evet, senin bu sorundan uzaklaşman lazım. Ta ki alimler seni dinden çıkmış kimseleri himaye etmekle itham etmesin. Kafirler de hiç sıkılmadan de. Ey büyüğüm Emir Silar, İbni Teymiye'nin buraya gelmesini reddedersen bütün alimler fetvadan, ders vermekten ve kadılıktan çekileceklerini ilan edecekler. Bu doğru olmayan bir ithamdır. Bunu çok iyi biliyorum, merak etme. Onlar bununla Allah'ın isim ve sıfatlarına ters düşen ayetlerini ve Resulünün hadislerinin okunmamasını istiyorlar. Peki bu nasıl olur? Kur'an-ı Kerim'den o duyan ve görendir sözünü silelim mi? Yahudiler Allah'ın eli bağlıdır dediler. Bu dediklerinden ötürü elleri bağlansın. Bunu da silelim mi? Bunu da silelim mi kardeşim? Bunları silersek ne olur? Bunlar son derece zor meselelerdir. Ve senin yargılanmanı isteyen El-Mencebi ve İbni Mahluf'a bunları açıklayabileceğini ve yorumlayabileceğini anlıyorum. Ben yolculuğa hazırım. Hayır, hayır.
sen gitmeyeceksin. Buna karşılık senin görevin, sana yapılan bu ithamlara karşı bir cevap yazmandır. Ve ben de onu Sultan En-Nasır Kalon'a göndereceğim. Hayır, bu olamaz. Ben Mısır'a gideceğim. Memlüklülerin sana saldırmalarından korkuyorum. Çünkü sultanın ve komutanının Kahire'deki bu iki adamın elinde olduğunu sana haber vermek beni gerçekten çok üzüyor. Bunlar tehlikeli adamlar. Siler yoldan sapanları, ahlaksızları ve saldırganları koruyor. Aynı zamanda meyhaneleri var ve zalimlere yardımcıdır. Bu bir gerçektir. Baybars'a her şeye hükmediyor. Hatta sultanın yemeğine de. Bütün bunları sana kim söyledi? Benim evim Mısırlıların mektuplarıyla dolu. Onlar en kötü dönemlerini yaşıyorlar. İşler karıştı ve insanlar Allah'ın kanunlarından uzaklaştı. Aldatma, iftira ve hurafelerin kuvveti avam tabakasının akıllarında yer tuttu. Bunlar siyasi konular mı? Belki o dinin ta kendisidir. Şunu unutma ey emir. Dinin hedefi toplumun ıslahıdır. Hayır. En iyisi senin burada kalman. Hiçbir zaman kaçmaya alışmadım ben. Kaçmak değildir. Belki... Sefere çıkacağım. Sonu böyle mi olacaktı? Avam tabakasından birine döneceksin ve benim maaşımdan kesilecek. Bu olacak iş değil. Ne sözler verdi bana? Dur, sakin ol, sakin ol. Sana söz veriyorum ki senin konunu onunla konuşacağım. Fakat şimdi değil. Biliyorsun ki başına gelen yenilgi onu çok etkiledi. Şu anda çok üzgün. Tek başına kalmayı tercih ediyor. Düşün bakalım, onu sevindirecek bir konuyu düşünemez misin? Düşündüm ve uyguladım. Yaptıklarını bana da söyle. İbni Teymiye. Teymiye mi? Mısır'da ona ölüm hükmü verilecek. Ne? Ölüm hükmü. Gerçekten mi? Tabii, gerçekten. Kafiri öldürün! Kafiri öldürün! Lanetli öldürün! Lanetli öldürün! Kafiri öldürün! Kafiri öldürün! Lanetli öldürün! Kim bunlara ödedi? Seni ilgilendirmez. Ey Takiyettin! Halbuki ben de sen de herhangi bir takva eseri ne de herhangi bir dini göremiyorum. Sen Allahu Teala'ya dil uzatmakla itham ediliyorsun. Madem ki sen onun sıfatlarından ilmin olmadan konuştun ve Kur'an-ı Kerim'i heva ve hevesine göre tefsir ettin. Şimdi bunların hepsine cevap ver ey fakih. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Salat ve selam da insanların en hayırlısı Hazreti Muhammed'e ve onun ashabının tamamına olsun. Cevap ver, hutbe okuma. Kadı da kim oluyor? Tanımıyor musun? Ben Zeyneddin İbni Malufum. Bana nasıl hüküm veriyorsun? Sana cevap vermeyeceğim. O zaman seni hapisle cezalandırıyorum. Allahu Ekber! Hadi gel Bay Bars. Kendini müdafaa etmesini isterdim. Ben de mahkemede hazır bulunmayı isterdim. Burada kalman senin için daha hayırlıdır. Buna karar verecek olan benim. Hayır, biziz. Ve sakın bir daha bu konuda bizimle tartışma. İyi ama ben... Dinle ey Nasır. Askerlerimiz kaleye bitişiktir. Ve istediğimiz an seni buradan indirebiliriz. Sus. Yoksa... İstediğinizi yapın. Ne isterseniz yapın. Mesele şu ki İbni Mahluf hapisin süresini belirtmedi. Fakat her iki kardeşine onunla hapse girmelerine müsamaha etti. Onlara müsamaha mı gösterdi? La havle ve la kuvvete illa billah.
Keşke ben Efrem'e göndermeseydim. El Efrem mi? El Efrem'in makamından düşürülmesi lazımdır. Fena bir fikir değil. Şimdi saltanattan bir emir yaz. Ve sonra da En-Nasır imzalasın. Fakat El Efrem birçok hizmetler sundu. Münakaşa etme. İbn-i Teymiye. Onu düşünme. Mısır halkının ona saygı gösterdiğini aklına koyman lazım. Onu hapisten alıkoymak eğer birimizin emriyle olursa bu bizim sevgimizi arttırır. Fakat o bağıran insanlar... Ben ve sen bağırmaların gerçeğini her şeyden daha iyi biliyoruz. Ama Mısır halkının çoğu saygıyla İbn-i Teymiye'yi seviyorlar. O zaman şeyhleri topla, konuyu onlarla istişare et. Şu an ihtiyar annemizin durumu nedir dersiniz? Nefsini şeytanın vesveselerine terk etme. Onu yaratan Allah'tır ve onun işlerini düzeltecek de ancak O'dur. Allah'ım fakirlikten ve küfürden sana sığınırım. Allah'ım beni kabir azabından koru. Allah'ım beni kabir azabından koru. Allah'ım bizi peygamberimizin sancağı altında kıl. Allah'ım dualarımızı kabul et. Biz Allah'a hamdolsun en büyük cihattayız kardeşim. Hapis Allah'ın üzerimizdeki nimetlerindendir. Nedir bu zulüm? Nedir bu zulüm? Biz Allah'a hamdolsun en büyük cihattayız kardeşim. Hapis Allah'ın üzerimizdeki nimetlerindendir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Bu hapis değildir. Belki azabın ta kendisidir. Ne kadar zaman oldu? Abdest suyunu isteyeli o kadar zaman oldu ki. Bizden suyu yasaklıyorlar ki cennetteki nehirlerden abdest alalım. Ne zamana kadar bu hapiste kalacağımızı hiç kimse bilmiyor. Yalnız Allah biliyor. Neden işi bu kadar kolaya alıyorsun? Abdurrahman, kolaylaştır kendine. Benden ve senden daha büyük olan Allah'ın nebisi Yusuf hapse atıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi de Kureyşliler muhasaraya aldılar ve hapse zorladılar. Kardeşim, sen daha küçüksün. Ve şimdiye kadar zorluklarla çevrili olmayan bir hayatın manasının olmadığını anlamış değilsin. Onlar Allah'ın enbiyaları oldukları halde başlarına gelenleri hatırla. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesinin ve tabiinlerin başına geleni hatırla. Unutma bunları. Sa'd İbni Cübeyr ve başına geleni unuttun mu? İmam Şafii ve Ahmed'i. Emir Silar. Kapıyı aç. İbni Teymiye. Moğollar Savaşı'nda çok cesur ve yiğit bir süvariydin. Müslümanların birliğini sağlayıp onlarla savaştın. İşte tüm bunlar beni İbni Mahluf'un hükmünden vazgeçmesini ikna etmeye yetti. Onlardan özür dilemen şartıyla bütün şeyhler toplu olarak senin serbest bırakılmanı uygun buldular. Şeyh El Mahluf'tan da bir grup insanın önünde özür dileyeceksin. Peki özür dilemek için hata işledin mi? Ama bunu şart koşmuş. Bu şeyhler sadece benim
zelil olmamı istiyorlar. İbni Mahluf'un benim Takiyettin olmadığım ithamını duymadın mı? Peki sebep neydi? Ahmet, bak Ramazan bayramı yaklaştı. Senin kendi evinde, ihtiyar annenin yanında olmanı istiyorum. Eğer bana muvafık olursan, onların bir daha sana muhalefet yapmayacaklarını garantilerim. Hapis benim için davet ettiğinden daha sevimlidir. Yeter yaptığın inat ey İbni Teymiye. İnat değil, belki o haktır. Özür dileyeceksin. O özür dilesin. O bana zulmetti ve küfür üzerinde olduğumu iddia etti. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir adam kardeşine kafir dediği zaman onlardan birisi ona dönüyor. Eğer dediği gibi ise yoksa kendisine döner. Dediğini duymamış mı? Ve ben Allah'a imanıma güvendiğim için onun ona döndüğünden şüphem yoktur. Sen de biliyorsun ki İbni Mahluf hiçbir zaman senden özür dilemeyecektir. Ve ben de hiçbir zaman ondan özür dilemeyeceğim. Ahmet, ben sadece senin menfaatini istiyorum. Onunla sen konuş. Ve de ki artık En-Nasır Kalon'un hiçbir kuvvet ve gücü kalmadı. Memleketin bu duruma düşmesinin tek nedeni de Bay Bars el-Caşengiz'dir. Ve Bay Bars seni sevmiyor ama bense içimde sana meyil eden bir şey var. Ahmet, ey Takiyettin, sana söylediklerimi iyi düşün. Özür dilemeyeceğim. Senin bu inadın, kardeşlerin ve Dimeşk'teki ihtiyar annenin aleyhine olacak. Efendim, Büyük Sultan Kazan beni istemiş. Evet. Ben işaretinin emrindeyim. Senin Seyfettin efendim. El-Mansur ile oturduğunu söylüyorlar. O efendim, o. O ne demek? O, İbni Teymiye'nin Mısır'da hapse konulmasıyla biten bir oyun, bir plan hazırladı. sonra? Efendim, El-Mansuri'yi affediniz efendim. Açıklamadan önce beni dinle. Saad, Mansuri'nin neler yaptığını ona anlat bakalım. Efendimiz Büyük Sultan, El-Mansuri'nin askerleri kendisine karşı tahrik ettiğinden haberdar oldu. Kime karşı? Kime karşı? Bana karşı! Bu doğru değil efendim. Askerler bunu itiraf ettiler. Hiç şüphesiz bu bir yaygaradır. Hayır, hayır, o bir gerçektir. Saad, sakın ola ki bir daha El-Mansuri ile oturma. Emredersiniz. Sultanım efendim, emredersiniz. Bu emir Hüsam İbni Mehna'nın gönderdiği bir mektup. İbni Teymiye'yi hemen serbest bırakmamızı istiyor. Hemen serbest bırakılmasın. Hüsam İbni Menha neden işlerimize karışıyor? O sultan kendini ne zannediyor? Ey Bay Bars azizim. Hüsam İbni Mehna'nın artık halifelerimizden olduğunu unutma. Eğer biz onu kızdırırsak Kazan'ın yanına döner. Bir Arap emiri işlerimize hükmedemez. Onu tavrından dönmesini ikna eden İbni Teymiye'dir. Öyle olmasaydı savaşı kaybedecektik. Silar abartma. Hüsam İbni Menha'ya hak ettiğinden daha fazla verme. Eğer onun isteğini reddedersek belki Moğollara bir daha geri dönüp bize karşı onlarla anlaşır. Merci Süfer de yeri bizim Moğollarla karşılaştığımız en son yerdi. Ve bizimle savaşmak için bir daha dönmeyeceklerdir. Onları korkutan bizim birliğimizdir. Yok eğer biz ayrılırsak bu durumda hırsları onları muhakkak uykularından uyandıracaktır. Bay Bars, İbni Teymiye nasıl ki bizim galip gelmemize sebep oldu, bizim yenilmemize de sebep olma sakın. Kadı ve şeyhlerle nasıl yüzleşeceksin? Kadı ve şeyhler. Evet. Sen bu işi bana bırak.
Yemek istiyorum. Açım. Defalardır yemek istiyorum. Ama kimse bana cevap vermiyor. Kimse cevap vermiyor. Bay Bars, sen onlarla konuş. Onlar senin isteğini geciktirmez. Uzun senelerdir sabah akşam yiyorsun. Biraz da orucu dene. Ben ne sabah ne de akşam yemeği yemedim. İşin buraya kadar gelmesine sebep olma, lütfen. Şimdi sen odana dön. Ben sana yemek göndereceğim. Bu sadece katılıktır. Silar, her şeyi aramızda böldük. Seni ilgilendirmeyen şeylerden konuşmaman lazım. Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. İşte kadıların kadısı Bedrettin İbni Cema. Hapishanenin dışında seninle arkadaşlık yapmak için bizzat geldi. Biz size zulüm yapıldığını vallahi biliyoruz. O bir plandı. Sadece onunla sizi hapishaneye koymak istediler. Yani Kadı İbni Cema'nın hapishaneye gelmesi sizin için büyük bir özürdür. Hayır Emir, özün kelimelerle olması lazım. Senin başına gelenlerden üzgünüm ve Mısır'ın kadı ve şeyhlerine niyabeten senden özür diliyorum. İbni Mahluf'un Mısır'ın kadı ve şeyhlerini temsil etmediğini iyi anlıyorum doğrusu. Ahmet, sen iki şıktan birini seçmede serbest. Niye burada kalır veya Dimeşk'e dönersin? Buradaki savaş daha bitmedi ki. Ben Dimeşk'e döneyim. Sen hangi savaştan söz ediyorsun? Hak ve batıl savaşı ey emir. Adalet ve zulüm. Senin sorunun şu, her zaman tartışmaya çalışıyorsun. Üzerimizde hidayet abası yok mu? Hiç kimsenin seninle tartışmaya gücü yetmediği için seni hapishaneye koydum. Dilimde korku sözleri hissedildiği müddetçe ben ölmeyeceğim. Hayır. Ben kesinlikle öyle yapmayacağım. Bu konuda iyi düşün. İyi düşün. Onu kendisine söyledim ama... Ama ne? O inanmıyor. E bu nasıl oluyor? Nasıl oluyor bu? Bana bir daha seninle oturmamamı, konuşmamamı emretti. Hey. Efendim vezir. Peki sana emrettiğine uydun mu bakalım? Muhterem bakan bu yaygaradır. Sultan Kazan artık sizden hiçbir şey istemiyor. Senin görevin bitti. Muhterem efendim. Ne haber getirdin? Büyük Sultanımız Kazan, Es-Sadr ve El-Mansuri'yi öldürmeyi emretti efendim. Bu zulümdür. Evet zulümdür. Benim bunda hiçbir kabahatim yok ki. Anlamıyorum. Büyük Sultan'ın emrine karşı mı geliyorsunuz? Hemen verilen hükmü yerine getir. Büyük Sultan Kazan onların hayatta kalmaları için sadece bir fırsat tanıdı. Ama efendim. Çölde yürüyeceksiniz. Ve üzerinize oklar fırlatılacak. Ya öleceksiniz veyahut... Hayır, 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 hayır. Kaçacağız. Hadi, hadi, yürü, kaçalım. Hadi. Muhterem efendim, bana başka bir şey emreder misiniz? Al bakalım, bu senin. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim efendim. Çok teşekkür ederim. Sakın ola ki bu olandan sultana bahsetme. Asla büyüğüm. İttifakımızı ona söyleyecek kadar saf değilim. Harika. Benim mutlaka bunu yapmam gerekiyordu. Sadr-ı Kazan'ın yardımcısı olmaya başlamıştı. Senden başka hiç kimsenin...
Sultana yakın olmaması lazım. Evet, doğru söylüyorsun. Sultana bizden daha yakın kimse olmamalı. Dur, kalk, hadi. Okların sana isabet etmemesi için sakın arkana bakma. Kötüyüm. Hadi, çabuk. Çok kötüyüm. Yürüyemeyeceğim. Koş. Yürüyemeyeceğim. Koş, durmadan koş. Yardım et. Hadi. Bütün bunların bid'at ve delaletlerden ibaret olduklarını sakın ha eleştirme. Biz ne Resulullah'ın döneminde ne de İmam Ahmet İbni Hanbel'in çıkmasıyla sonuçlanan ilk 3 ayında bunlardan bir şey okumadık. Sanki Risale, sahabe, tabi'in ve büyük imamların dönemlerinden sonra çıkan her şey bid'at mı? Bid'at şeriattaki ana prensiplerden birine karşı çıkan şeydir. Kadıların kadısı ve Şeyh-i İslam, hoş geldiniz. Bizden de sizlere selam olsun. Bugün Mevlid günüdür. Bizden de sizlere selam olsun. Bugün Mevlid günüdür. Estağfirullah helalim. Fıkıhta esası olmayan Mevlid günlerinde fıkıh iptal mi ediliyor? Bunlar Allah'ı kendi metotlarına göre Allah'ı zikrediyorlar. Bir zararı yok. Allah'ın zikri böyle olmaz be adam. O zaman zikrin nasıl yapıldığını bize öğret. En iyisi bu tartışmayı şimdilik erteleyelim, olmaz mı? Bırak onu konuşsun. Biz ondan öğrenmek istiyoruz. Eğer gerçekten öğrenmek istiyorsan beni dinlemelisin. Hayır, asıl sen beni dinleyeceksin. Şeyh Nesrettin el-Mencebi buradaki en büyük alimlerdendir ve Emir Baybars'ın görüştüğü kişilerden. Beni sükut etmeye mi davet ediyorsun? Seninle alimler arasındaki bir münakaşaya ne dersin? Peki, olabilir. Yapabiliriz. Arkadaşın hiç görülmemiş bir şekilde kendine çok güveniyor. Bana cevap vereceğine Allah'a yemin edebiliriz. Allah-u Teala bu garip elbiseleri giymeyi ve sağa sola böyle yapmayı emrediyor mu? İşte bu zühdün ta kendisi. Peki yılanlar ne oluyor? Allah'ın bir kudretidir. Kullarından istediğine verir. La havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete illa billah. Hadi şunlara son verelim. Ben bu tür şeyleri seyretmeye güç yetirim. Yapabiliyorsan iptal et o zaman. Medet. Kardeşim, Emir Hüssam el-Mehna. Senin benim yanımda olmana çok ihtiyacım var.
Ah. Burada ne yapıyorsun? Hiçbir şey, hiçbir şey. Çekil ve odana git. Neden kımıldamıyorsun? Acılarım çok şiddetlendi. Rica ediyorum, bana doktor çağır. Sultanın doktoru gelsin. Fakih İbni Teymiye Resulullah Efendimiz'den yardım istemeyi inkar ediyor. Ve üzülüp korkmayan Allah'ın salih evliyalarını da. Bizi ondan yardım istemeyi emreden bir tek hadis dahi varit olmamıştır. Tam aksine bizi bundan men etmiştir. Ve amcasının oğlu Abbas'a eğer istimdad etmek istersen Allah'a istimdad et. Yok eğer yardım istersen Allah'tan yardım iste diye nasihat etmiştir. Allah'tan başka ona yardım edecek kim olacaktı ve Kur'an-ı Kerim'deki açık ve kesin ayetler bizi Allah'tan başka kimseden yardım istemememizi emrediyor. Bunda küfür ve dalalet yoktur. Fakat onun bir adab olduğunu söyledim. Allah seni affetsin. Senin Esiyit Ahmet Errufai hakkında görüşlerinin olduğunu duyduk. Bize onlardan söz et. Ben Errufai'yi bunlara nispet edilmesinden tenzih ederim. Onlar İslam'a zıt olan yalanlardan başka bir şey sunmuyorlar. İslam'da zehirli yılanları oynatmanın, ateşe girmenin ve yaptıkları sihir oyunlarının yeri yoktur. Bunların yeri yoktur İslam'da. Seni hapishaneye koymama sebep olan nedenlerden biri de senin kabir ziyaretleriyle ilgili olan fetvandır. Birine itibar etmek ve onu ziyaret etmek sevaptır. Ama salih olan birisinin kabrinin yanında dua etmek için ziyaret caiz değildir. Dinimizde yeri yoktur. Ve bu fiil insanı şirk ve putperestliğe kadar götürür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiştir ki, aleyhissalatu vesselam, Allah'ım benim kabrimi ibadet edilen bir put durumuna getirme. Ve başka bir hadiste peygamberimiz şöyle buyuruyor. Aleyhissalatu vesselam. Üç mescidin dışında ziyaret teşvik edilemez ve bunlar Mescid-i Haram, benim mescidim ve Mescid-i Aksa. Bunların putperestliğe götüreceğinden korkun, yerinde olmayan bir korkudur. İnsanlar kabir sahibinin öldüğünü anlıyorlar. Fakat avam salih insanların kerametlerinin ve kuvvetlerinin olduğuna inanıyorlar. Avamdan birçok kimsenin kendi şeyhinin ismiyle dua ettiklerini duydum. Teberrük asla ibadet değildir. Belki bir aracıdır. Manalarını anlamadığım ve fıkıhta yeri olmayan söz ve rumuzlardır bunlar. İnsanlara içinde kabir olan mescitlerde namaz kılmayın dedin mi? Bütün alimler kabrin üstüne mescit yapılmayacağına ittifak etmişler. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden öncekiler kabirlerini mescit yapıyorlardı. Kabirleri mescit yapmayın, sizleri bundan men ediyorum buyurmuştur. Yine alimlerin hepsi mescitte ölünün defnedilemeyeceğinde ittifak olmuşlardır. Eğer mescit kabirden önce yapılmışsa değiştirilir. Yoksa kabir düz yapılır veya nakledilir. Kabrin naklini mi? La havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete illa billah. Allah'ım sen bizi koru. Allah'ım. Yani kabrin naklini mi istiyorsun? Duydunuz mu? Kabrin naklini istiyor. Hapishane senin için en hayırlı cezadır. Halbuki ona 100 kamçı vurmak gerekiyor. Ey kardeşlerim, ey kardeşlerim, beni dinleyin. Şeyh onu demek istemedi. Onu mu savunuyorsun? Dini konularda cahil olan birisini mi savunuyorsun? Sizler cahilsiniz, bense değilim. Ey İbni Teymiye, sen nefis tezkiyesinden, kalplerde olandan ve batini şeyler hakkında hiçbir şey bilmiyorsun. Sen dış görünüşle ilgilenenlerdensin. Bazılarınızın Allah'a yaklaşmada
kendini yüksekten görenin üzerinden teklif kalkıyor sözü sizce İslam'dan mıdır? Sen içeriğine göre değil, dış görünüşüne göre manayı alıyorsun. Allah'ın hatrı için bana söyle. Şimdi birisi gelse ve ben Muhammed'in üzerine ineni inkar ediyorum dese, söyler misin bana bunda zahir ve batın var mıdır? Var mıdır bunda zahir ve batın? Kul Allah'a ne kadar yaklaşırsa ibadet ve şükrün fazlalaşması lazım. Allah Resulü'nün ibadette ayakta kalmasından dolayı ayakları şiştiğinde Ayşe validemiz kendisine, kendine dikkat et. Allah senin gelmiş, geçmiş bütün günahlarını affetti dediğinde kendisi, şükreden bir kulu olmayayım mı demiştir. Ne kadar yüce bir insandır o. Bizimle senin arandaki sorun, senin zahirle ilgilenenlerden, bizim de hakikatlerle ilgilenenlerden olmamızdır. Şeriata uygun olmayan bütün görüşler küfürdür. Gazali İhya-i Ulumiddin'de diyor ki, kim ki hakikatlerin şeriata ters düştüğünü veya zahirin batına ters düştüğünü söylerse, o küfre imandan daha da yakındır. Gördünüz mü? Şimdi de İmam-ı Gazali'den delil getiriyor. O değil miydi ki Dimeşk'te Gazali'ye saldırıyordu? Sendeki görüşüm değişmemiştir. İlimsiz tartışmacı. Liderlik ve makam sevgisi sana ağır basıyor. Büyüklerim, bunun hapishaneye konulmasının gerekli olduğunu görüyorum ki edeplensin. Allah şifa versin efendim. İnşallah iyileşirsiniz. Bu mektubu Arap emiri Hüsam İbni Mehna'ya kendi elinle teslim etmeni istiyorum senden. Emredersiniz efendim. Emredersiniz. Hapishane kaderimize yazılmış bizim. Elhamdülillah. Ne oldu? Neyin var kardeşim? Bilmiyorum. Hapishanenin bu soğuğunu artık tahammül edemezsin. Allah bize yeter ey Abdurrahman. Ey kardeşim. Ah Ahmet. Beni kendinle uğraştırmaktan yordun be adam. Bu sefer hapishanede kalmayı veya Dimeşk'e dönmeyi kendin seçeceksin. Dimeşk'e döneceğiz inşallah. Su kabı. İçinde su yok. Susuzluktan öleceğiz. Ne zamana kadar böyle olacak? Ne zamana kadar? Ne yapacağız böyle? Artık hareket edemiyorum. En iyisi biz burada ölümü bekleyelim. Hayır. Nedir bu? Bir Moğol askerinin bizi takip ettiğini tahmin ediyorum. Bak duyuyor musun? Hayır. Hayır bunu söyleme. Hayır. Artık güç yetiremiyorum. Gücüm kalmadı. Dur dur. Ben gördüm. Bittim. Evet gördüm. Hayır. Evet gördüm. Hadi çabuk kaçalım. Hadi. Acele et. Hadi. 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 Elhamdülillah. Çok kötü bir tecrübeydi anneciğim. En büyük mükafat en büyük musibetlerledir. Allah sevdiği toplulukların başına belalar getirir. Sizin döneceğinizden emindim. Bu imanın emniyetidir anneciğim. Allah'a çok dua ettim.
Elhamdülillah duamı kabul etti ve sizleri ölmeden önce bana gönderdi. Elhamdülillah. Her şey yerli yerindedir evladım. İstirahat etmeyecek misin? Biz istirahatteydik. Şimdi iş başladı. İşte böyle. Allah ona tevekkül edenlere yeterdir. Çünkü buyuruyor ki, kim ki Allah'a tevekkül ederse, o onlara yeterdir. Sıkıntı kulu sardığı zaman, onun şeytana karşı direnmeye ihtiyacı var. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatühü. Hocamız İbn-i Teymiye. İbn-i Keyyim el-Cevziye hoca olmuş. Maşallah, maşallah. Bana öğrettiğin her harf için sana borçluyum. Allah seni bağışlasın. Otur ve dersini tamamla. Hayır, nereye gidersen seninle geleceğim ki geniş çalışmalarından susuzluğumu gidereyim. Fakat ben şimdi Emir Tenkiz'e yani Dimeşk'e gidiyorum. Neden? Ben burada yokken beni okutmaktan men edecek bir emrin çıkmasına şaşırdım. Ben de seninle geleceğim. Ya Nasır ya Mansur! 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 Hayır! Vay Mars! Halk ayaklanmış, ne yapacağız? Kalenin dışında neler oluyor? Ben de bilmiyorum, şaşırdım kaldım. Bu bize karşı yapılan bir tertiptir. Fakat onu kim planladı? Kesinlikle o Sultan En-Nasır'dı. Duydun mu? Evet, duydum. Bekçiler! Nöbetçiler! Gösteri yapanlara mancınıkla saldırın. Baymaz, ben beklemeyeceğim. Hiçbir karar almadan bizim iyi düşünmemiz gerekir. Her şeyden önce bunları ayırmamız gerekiyor. Bunların kim olduğunu biliyor musun? Kayral. Tabii ki o. Sana içlerinde askerlerden de bazılarının olduğunu söylemem beni üzüyor. Ne? İnsanlar bize karşı baş kaldırmış ey Baybars. Onları kim harekete geçirdi? Onları uykularından kim uyandırdı? Sevgileri banadır Baybars. Sen odanı niye terk ettin? Neden mi? Sakın bir adım daha atayım deme. Sen şimdi Mısır ve Şam Sultanı'nın önündesin. Sonucun nasıl olacağını biliyor musun? Hak sahibine iade edilecek. Kim olduğunu unuttuğunu görüyorum. Elca Şengiz. Elca Şengiz'in ne demek olduğunu biliyor musun? Silar, ona hatırlat. Efendimiz sultanımıza lezzetli yemekleri ve meşrubatları sunan hizmetçi efendim. Seni arkadaşlarımdan biri durumuna getirdim ve karşılıksız sana yardım ettim. Seni yükseklere çıkarttım ama baktım ki bana ihanet ediyorsun. Bana karşı komplo kuruyorsun. Askerler benden böyle istedi. Peki ya halk? Bana cevap ver hain. Ben kalenin kapılarını açıp seni slogan atanlara teslim etmeye çoktan hazırım. İnan onlar senin kemiklerini kıracaklar ve ahmaklığını ödeyeceksin. Sen de aşağılık herif. Efendim ben... Sus! Kendini savunma. Silahını bırak. Sana söylüyorum, silahını bırak! Şimdi ne olacağını biliyor musun peki? Askerlerim kalenin çevresinde. Askerlerin mi? Demek askerlerini hatırlıyorsun. Onların görevi bitti. Onlar şu anda hapishane ve ölüm arasındalar. Şimdi silahını bırak veya onunla kendini öldür. Duymadın mı? Silahını bırakman veya onunla kendini öldürmen arasında tercih yapmanı istiyorum. Onu tutuklayın. Bakın. Hizmetçinim sultanım efendim. Bu aşağılığı da tutuklayın hadi. Bu Baybars el-Cengiz'den bir emirdir. Ve ben... Ona muhalefet edemem. Söyle, fetvadan da men edildi mi? Fetva
minberde hutbe, insanlarla bir araya gelme ve her şey. O geniş bir hapishanedir. Senin evinde kalman gerek. Emir Baybars el-Ceşangiz, benim cemaatle namaz kılabileceğimi söyledi. Bu kolay bir iştir. Lakin cemaatle namaz kılmana gerek yok. Bu açıkça zulüm. Ne dedin sen? Muhammed, konuşma fayda etmiyor. Hadi gidelim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ulul emir iki sınıftır. Emirler ve alimler. Onlar ıslah oldukları zaman bütün insanlar ıslah olur. Onlardan her biri yaptıklarını ve söylediklerini Allah'a itaat olarak icra etmeleri gerekir. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadar ashabıyla ilgilenen kimse olmadı. Ve deniliyor ki Allahü Teala, Resulünü bu sözüyle emretti. Onları affet, onlar için istiğfarda bulun ve onlarla istişare et. Ashabının kalplerinin ısınması ve ondan sonra gelecek ulul emre itaat etmeleri için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra ulul emir, şuraya daha fazla önem vermesi lazım. Oğlum neyin var? Üzülme anneciğim. O bir sancıydı. İnşallah gider. Sen üzülme. Doktoru çağırması için Abdullah'ı göndereceğim. Hayır. Doktoru gerektirecek bir şey yok. Nasıl olur? Sen acıdan kıvranıyorsun oğlum. Abdullah! Hayır anneciğim. Acele etme. Çünkü bizde doktora verecek para yok. Lütfen acele etme. İlaç parası da yok. Küçüklüğümde sana anlattığım şeyleri ne kadar özlediğimi bir bilsen. Keşke öyle yapsa. Ayşe radıyallahu anha demiştir ki, Ebu Bekir yanıma geldi ve dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir dua işittim ve bana şöyle öğretti. Ayşe dedi ki, nedir o? Ve dedi ki, Meryem oğlu İsa arkadaşlarına öğretiyordu. Eğer birinizin bir dağ kadar borcu olsa, bu duayla dua etse Allah onun ihtiyacını giderecek. O hangi duadır? Üzüntüyü gideren Allah. Kederlileri açan, muhtaçların isteklerine cevap veren, rahmetinle bize dünya ve ahirette de rahmet et. Sen merhamet edensin, beni senin dışındakilerin rahmetine muhtaç bırakmayacak kadar merhamet et. Ebu Bekir radıyallahu anh diyor ki, bununla Allah'a dua ediyordum. Allah bana öyle bir faydasını verdi ki bütün borçlarımı ödedim. Bunun üzerine Ayşe radıyallahu anha diyor ki, ben bununla dua ettim. Artık Allah bana kolay bir şekilde beni rızıklandırıyordu.
öyle bir rızık ki kimsenin bana verdiği sadaka veya miras aldığım bir mal değildi. Allah bununla borçlarımı ödememe yardımcı oldu ve akrabalarıma da yardım oldu. Şeyhimiz Şeyhülislam İbni Teymiye'den öğrendiğimize göre diyor ki, sultan size emrederse sultana karşı çıkmayın, bu günahtır. Sen ne her şeyde ona itaat edeceksin, ne de her şeyde muhalefet. Yoksa hakkını yemiş olursunuz. Müslümanların menfaati, istikrarlı bir düzeni gerektiriyor. Bu düzene karşı çıkmak da ümmetin gücünü zayıflatıyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüm. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatüm. Haberi duymadın mı? Sultan Muhammed en-Nasır İbni Kalon manlarına galip geldi ve tahtını tekrar ele geçirdi. Hakkı sahibine iade eden Allah'a hamdolsun. Belki sen daha büyük haberi bilmiyorsun. Daha büyük haber? Sultan senin tekrar fetvalara dönmeni kararlaştırdı. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Elhamdülillah. Elhamdülillah. Bu lehine olan bir konuşmadır. Zannettiği gibi aleyhine değildir. Dinle. Şu an İbni el-Kayyım beni ilgilendirmiyor. Önemli olan bütün Dimeşk halkının yanında toplandığı İbni Teymiye'dir. Bazılarının yaptıkları gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onun sünnetini anlamayıp bazı insanların zihnine sanki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescidi kabrini sonsuzlaştırmak için yaptığı fikri yerleşmiştir. Bunun için kabri ziyaret ediliyor, mescidi değil. Halbuki kastedilen mescidin kendisidir. Biz Beytel Mekdes'e bir nebinin kabrini ziyaret için gitmiyoruz. Mescidin kendisi için gidiyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyuruyor. Allah Yahudi ve Hristiyanlara nebilerinin kabirlerini mescit durumuna getirdikleri için lanet etti. Sultan, efendim, karşımıza yeni bir sorun çıktığı için Dimeşk'i terk edip sana geldim. Hangi sorunu kastediyorsun? İbni Teymiye. İbni Teymiye sorun mu olmaya başladı? Evet sultanım efendim. Nasıl? Dimeşk halkı küçüğüyle büyüğüyle işlerini terk edip İbni Teymiye'nin gittiği her yere gidiyorlar. Bu Allah'ın üzerindeki nimetidir. Fakat Allah'ın üzerimizdeki nimetidir. Nasıl? Aşırı bağlılık bizi daima felaketlerle tehdit ediyor. Buna ek olarak bu adam tek bir kelimeyle insanları bize karşı tahrik edebilir. İnanın ki sultanım, İbni Teymiye yüzünden Dimeşk'e hükmedemiyoruz efendim. Benim ne yapmamı istiyorsun peki? Efendim, siz bir şey yapamazsınız. Ne? Efendim, alimleri terk etsek diye düşünüyorum. Hayır, hayır, hayır. Sakın ola ki bu adama ilişmeyin. Benim zulümden kurtulmama çok yardım etti. Emir sizindir efendim. Emir sizindir. Kafanı o adamın işiyle yorma. Dimeşk'in gerçek valisi odur şeyhim. Yakında sonuna dek onun işi halledilecek. Hiç meraklanma. Ay! Kayyum! Hay 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 hay! Hay! Kayyum!
ciddi bir istirahat şart oldu. O kendini geç yatma ve müzakereyle yoruyor. Rutubet sanki kemiklerini etkilemiş. Buyurun gidelim doktor. Zararı yok. Bir şeyi yok inşallah. İnşallah. Nereye? İnsanlar mescitte beni bekliyor. Yoksa doktoru duymadın mı? O istirahat etmeni istiyor. İnan ki Abdurrahman, her zaman benim rahatım ve huzurum insanlarla oluyor. Haydi İbn el-Kayyim, benimle gel. Evliya ve salihlerin senden hoşnut olmaları senin gasp edilmiş mülkünün geri dönmesine sebeptir. Fakat Allah'ın salih evliyaları senin toprağında saldırıya uğruyor ama sen suskunsun. Bu saldıran kimdir? İbn-i Teymiye. İbn-i Teymiye Allah'ın salih kullarından söz etmedi ve saldırmadı. Nasıl? Kabir ziyaretlerini haram kılmadı mı? Avam tabakası şu an evliya türbelerini ziyaretinden korkuyor. Ve İbn-i Teymiye'nin bunu haram kıldığını fısıldıyorlar efendim. Evliyaların kızgınlığını kendi ellerimle hissettim efendimiz, kendi ellerimle. Nasıl? Efendimiz kabirlerinde mum yanıyor ve rüzgar etki etmiyor. Efendim bir daha mülkünü kaybetmenizden... Güzel mülkünüzü kaybetmenizden korkuyorum. Senin başına gelenler yeterdir efendimiz. Ne kastediyorsun? İbn-i Teymiye'nin insanlardan uzaklaştırılmasını. Şimdi de her biriniz ne yapmaya niyetli olduğunuzu bana söylesin. İbn-i Kesir ilk önce sen konuş. Kur'an-ı Kerim'i genel olarak kapsayacak bir tefsiri yapmak için ilk adımımı attım. Çok güzel bir iştir İbn-i Kesir. Ve sen ey Şemseddin Esir. Resulullah'la ilgili her şeyi toplamaya çalışıyorum. Aleyhisselatu vesselam. Peki neden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hidayetini kapsayacak, bütün yaptıklarını ve ahlakını anlatacak bir kitabı yazmaya niyetim var. Ona bir isim seçtin mi? En iyi abidlerin kıyamet hazırlığı diye isimlendirdim. Herkes yerinde kalsın. Peki ama ne oldu? Hadi bizimle gel ve sakın yaygara çıkarma. Şeyhülislam'a nasıl böyle davranırsınız? Sen sus! Nasıl? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki... ...eğer sizden biri münkeri görürse... Dur İbn el-Kayyim. Dur bakalım. Belki bu başka bir imtihandır. Senin tekrar hadis medresesine döndüğün... Ve bugün sana şarta bağlanan konularda konuştuğun haberi bana ulaştı. Bana bu şartları koyan kimdir? Mısır'ın şeyh ve emirleri. Asla öyle değil beyim. Hiç kimse bana şart koşmuş değildir. İnsanlara su bulunduğu halde teyemmümün caiz olduğunu söyledin mi? Evet öyle söyledim. Ama şartların yerinde olması şartıyla. O da namaz vaktinin geçmesinden korkulursa. Kölenin şahitlik yapmasını caiz kıldın mı? Bu konuda İmam-ı Ahmed'e tabiyim. Günah işlemede mübah olandan istifade edilmeyeceğini de söyledin mi? Bu doğrudur. Üzerinde içki içilecek kimseye etin verilmemesi lazım. İnsanlara kabirleri ziyaret etmeyin dedin mi? Ziyaretle ziyaret isteğinin önemsenmesi arasında biraz fark vardır. Bense önemsenmesini nehyettim. Ahmet dinle. Senin hapishaneye atılmanı gerektiren sultanlık emri var. Bu konuda ne dersin? Önünde sonunda emir Allah'ındır. Cevap ver Ahmet. Sultanlıktan sana bir emir ulaştığını söyledim. İşte bu odur. O zaman nefsime müdafaanın bir manası yok. Ey askerler! İşte ben sizin aranızdayım. Beni hapishaneye atabilirsiniz. Bu zulme karşı susuyor musunuz? Şeyhül Hukuk ve Şeyhül İslam İbn-i Teymiye hasta olduğu halde günahsız bir şekilde hapishaneye atılıyor ve hiçbirinizde hareket yok. Sizin erkekliğiniz ve hakkı müdafaa etmeniz nerede kaldı?
Siz Tenkiz ve askerlerinden mi korkuyorsunuz? Hayır! O zaman şeyhin hapishaneden çıkarılmasını istememiz için bizim Dimeşk Kalesi'ne hareket etmemiz lazım gelir. Hadi yürüyün! Hadi! Sen ne diyorsun? Bu genci tutuklayıp derhal hapse atın! Derhal hapse atın! Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Şüphesiz ki Allah'a karşı gelmekten sakınanlar cennette ırmakların başındadırlar. Güçlü bir hükümdarın yani Allah'ın katında hak meclisindedirler. Allah'ım senin her şeye gücün yeter. Şüphesiz ki Allah'a karşı gelmekten sakınanlar cennette ırmakların başındadırlar. Güçlü bir hükümdarın yani Allah'ın katında hak meclisindedirler. Hak meclisinde. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar cennette ırmakların başındadırlar. Başında. لو أن الله قد كتب لي الموت على يد قازان فلن يمنعه أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله